İyi akşamlar sevgili seyirciler, TV 100 ekranlarında sizin kanalınıza TV 100'e hoş geldiniz. Yüzünüz hep gülsün, yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Var Odası'ndayız bu akşam. Var Odası'ndan etiketiyle sizler Twitter'dan bize yazabilirsiniz. Twitter adresimiz TV 100 Spor sevgili seyirciler. TV 100 Spor hemen yönetmenim sevgili Ali de ekranın altına verdi zaten. Var Odası'ndan, Var Odası'ndan bu akşam Galatasaray galibiyeti hak etti mi? Bununla ilgili olarak yorumlarınızı hemen alalım. Adalet. Ve adalet mi? Adalet. Maçın manşeti ne olur mesela? Adalet olur. Adalet. Abi marşı versene ya. Adalet, adalet. Var Odası'nı da ekrana getirelim. Adalet. Ne marşı? Beşiktaş'a marşı veriyordun, bize de versene. Ne marşı? Galatasaray marşı. Seni vallahi bırak Erto ya. Ya bırak, bu sen yapma bari, gözünü seveyim Ertan. Yıllardır boş iştesin, yapma gözünü seveyim. Ya, dün Beşiktaş'a verdin, bugün de daha sıraya vereceksin. Dün Beşiktaş'a ver verdin de. Bence ne yapıyor musun? Hakan Altun'dan ben sana... Ver Galatasaray'a. Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım. Zaten ne alakası var ya? Evren Turan sonuna kadar haklıdır. Dün Beşiktaş marşıyla girdiysek, Kartal videosuyla girdiysek... Adaletli ol, adaletli. Adalet. Bizi izlerken fotoğrafınızı çekin, yayınlayalım. Bakalım bugün hangi takımdan daha çok fotoğraf gelecek? Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı, Trabzonspor mu? Hangisinden daha fazla gelecek? Bugün izlenmeler sizce artabilir. Galatasaray galip gelince izlenmeler sadece artabilir. Ben şunu sormak başlamak istiyorum. Evren Turan ve Bışar Özbey'e. Evet. Bugünkü galibiyetten memnun musunuz? İçinize sindi mi? Sindi mi içinize? Ne anlamda soruyorsunuz? Hakem mi, oyun mu? Şaka mı ya? Ne anlamda soruyorsunuz? Müthiş bir oyun vardı, benim içime sindi. Muhteşemdi. İşte abi siz... Ya, gümbür gümbür bak, bam bam 3 tane attı abi ya. Ne olacak? 3 tane, 3 tane. Bak ben gümbür gümbür attı diyemem. Nasıl attı? Gümbür gümbür attı diyemem. Nasıl attı? Dengeli bir oyun vardı yani. Kayseri'de öyle 3 maç 3-0 ama... Kayseri kaleye gelmedi abi. Oyun 3-0 değil bence. Fotoğraf isteyeceğiz birazdan. Ben aynı fikirde değilim. Kaleye ne yaptın? Gelmedi. Hangi Pedro, maç izledin? Bak, Pedro karşı karşıya kaldı pozisyonda atsa. Bak Lennon defalarca 30-40 metre top sürdü. O gol olsa işin şekli değişir. Özür dilerim, şunu söyleyebilir miyim? Biz her programda hakem konuşmak zorunda mıyız? Mecburen. Emre Bol bana 2 gün önce... Yok, geçen hafta. Program sonunda dedi ki pazar gecesi yeter dedi, dedi. Bıktık dedi ya. Yeter kardeşim dedi. Hakem. Ben içeriye bir Avrupa standardı hakemi gösterdim. Ben hakem konuşmayacağım ama ben sosyal medyaya tepki olarak bir tweet attım bugün. Hakemin haklı bana olduğunu. Tepkiler de var. Bana tepki olacak tabii. Tepki var. Ben de sosyal medyaya. Çok şiddetli tepkiler. Meslektaşlarından da var. Ya bıraksınlar o işleri de. Bıraksınlar. Ben sosyal medyada fotoğraf üzerinden yapılan algılara tepki olarak bir tweet attım. Hatta dedim ki Taylan Antalyalı şeyi yazmayı unutmuşum. Bir de cinayete teşebbüsten müebbet hapis yatsın diye de devam etmeliymiş. Hocam tweet yazdır mı? Deniz Ateş Hoca'nın 10 numara. Ya öyle şeyler var ki inanamazsın. Tam bir gizli Galatasaray'dın. Sen. Taylan'ın yaptığı hareket ciddi faullü oyundan olması bile bariz. Gol şansından ihraç olmalıydı. Taylan'ın yaptığı hareket ciddi faullü oyundan olmasa bile bariz gol şansından ihraç olmalıydı. Bariz gol şansından ihraç olmalıydı. Bu eksik kalmış. Hatta cinayete teşebbüsten. Hocam burada cümle düşüklüğü de var. Var. Ya Türkçe miydi? Değil, kusura bakmasınlar. Türkçe iyi değil diyorsun. Burada hakemlere sallıyorsun babacığım. Hayırdır? Ciddi faullü oyundan ne alaka şimdi? Olmasa bile bariz gol şansından ihraç olmalıydı. Hocam sen var ya bütün hakemlere sallıyorsun. Senin hakemlerle bu, bu hakemlere değil. Ya biz bir de bu kadar hakemlere sallamıyoruz. Bir dakika benim bu yazdığım hakemlere ya değil. Şimdi. Benim bu yazdığım sosyal medya kim üzerinden. Hocam babama mı yazdın? Sosyal medya üzerinden, hayır, resimler ki, üzerinden. Senin birisi fikrini değiştirmiş. Senin fikrini değiştirmiş birisi. Kim değiştirecek? Önce doğruyu yazdın. Şimdi doğru içeride konuşuyoruz. Senle pozisyon kırmızı kart değil diyorsun. Ne alaka? Burada bir kere... Fikrini değiştirmiş seni. Bir kere iğrenç... Bunda yalan yanıyor. Kim aradı seni ya? Bak şimdi. Seni kim aradı? Yayın öncesi kim aradı seni? Beni mi? Seni. Yayın öncesi. Gizli eller. Gizli eller. Bak senin fikrini değil. Ertemiz bahsettiği eller. Taylan mı değil mi diye hareket yapayım mı? Taylan yap tabii ki. Yap tabii. Evet şimdi ben bunu açıklayayım. Bir dakika. Fotoğraf üzerinden, sosyal medya üzerinde bir bilgi kirliliği var. Ben buna tepki olarak bir tweet attım. Arkadaşlar... Bir kere resim üzerinden, bu fotoğraflar üzerinden sosyal medyada bu çeşitli yorumlar hocam yapamazsınız, yapmamalısınız. Sen niye yaptın hocam? Ben tepki olarak yaptım. Bak, hayır, şimdi ben hakemi desteklemek için hayır açıklamamı hayır burada yapacağım. Sen o tweet'i attın. Sonra sana birisi telefon açtı, gelip burada başka konuşuyoruz. Ben işte o şarkıyı sana sevgili yazmadım Serdar, gibi olmuş. Sevgili Serdar Tatlı aradı beni, dedi ki bak, yanlış yaptım. Bak orada ne diyor? Ben o şarkıyı sana yazmadım gibi olmuş. Bak, Hakan Altun'un şarkısı gibi bak olmuş. Bak şimdi ya tweet'i getir bak şimdi burada diyor ki bu pozisyon, sen pozisyonu anlat ondan sonra ben... Tweet'i bir daha getir ekrana. Hadi gel. Sen şimdi Galatasaray'ı konuşacağız. Sen şimdi diyorsun ki sen bu pozisyonu kırmızı olarak görüyorsun. Konuşacağız mı? Bak bakayım tweet'i David'de ne demiş. Galatasaray'ı konuşacağız değil mi? Nasıl yendiğini, Falcao'nun attığını falan. Aylan'ın yaptığı hareket ciddi faullü oyundan olmasa bile... Yani bari sarı kart şansından ihraç olmalıydı. Ünlem. Senin evet ünlemlerine hayranım biliyor musun süper hocam? Süper. Çünkü
Ben bir anket yaptım. TV 100 Spor'dan anket yaptım. Bir RT yapabilir misiniz rica etsem? Bir de bizi izlerken lütfen fotoğrafınızı çekin, yayınlayalım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. En çok kimin bakalım fotoğrafı gelecek? En çok kimin fotoğrafı gelecek? Gerçekten içeriden arkadaşlarımız söyleyecek. Şimdi sen içerine attım dedin. Bir hakem görüntüsü attım. Avrupa'daki hakem standardı. Avrupa'daki hakem standardı. Lütfen. Hangisi o? 4 numara. Burada yok bu. 4 numara ne ya? Ben içeri attım. Bir arkadaşlar. İçeriye fotoğraf attım. Attığı görüntü ne görüntüsü? Batu bir ilgilensene Batu. 4 numara diyor. Dördüncü attığın fotoğrafı bir atsana. Batu. Batu seni Batu duyuyor. Sanki mahalleden bağırıyor. Camdan bağırıyor. Camdan sanki Batu getirmiyor. İzin veriyorsa gel oğlum top oynayalım. Getirmiyor. Ver bakalım neymiş arkadaşlar. Deniz Ateş Bitler'den çok uyarıyorum bugün. Bu ne ya? Ne yapıyor ya? Bak. Pozisyonu iyi. Bir şey söyleyeceğim. Küçük abdesti yapıyor. Bak. Şaka yapıyorsun ya. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Şorttan mı şey? Bir dakika, bak, bir dakika. Küçük abdesti bu görüntüyü yapıyor. Ben getirdim. Ertem bak bak. Bir dakika, bak. Bir dakika. Hakemler böyle maçların içine ediyorlar. Hayır. Bu bak bu hakem, bu hakemin hiçbir suçu yok. Bu hakem içinde ne vardı dışarıya bırakıyor. Hayır. En azından maçın içine eden Türkiye'deki hakemler. Bu kardeşimiz en azından küçük abdestini yerine getiriyor. Böyle mi maç yönetti bu? Ya küçük abdestini yerine getirmiş. Bence doğal olsun. Bir durum. Puan tutamamış. Maçın içine etmesinden bin katı yedim. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Tam şey ekran verebilir misin bir ekrana? Bak inan, samimiyetle söylüyorum. Bir de Berna Başkan'ı arayabilir misiniz? Tam ekran verebilir misin? Ya çok, bak, olabilir. Çok fazla efor sarf edip terlemiş bak, mi acaba? Heyecanlanmıştır. Küçük abdesti vardır. Tutamamıştır. Ciddi. Şorttan mı aşağı şeyden mi yaptı? Sevgili Emre Bol ama bak. Tayt var ama altında. Tayt'tan atıyor. Bakın. Bakın Türkiye'de maçın içine etmektense hakem kardeşimiz küçük abdestini sahanın içine ediyor. Tertemiz bir operasyon. Bir şey söyleyeceğim. Burası neresi? Portekiz mi? Brezilya. Evet. Hakemin. Tayt var altında hakemin. Ya. Hakemin. Anladım. Abi tayt yok. Top mu gelmiş? Ay inanılmaz. O an bir heyecanlı bir durum. Benim ama hakem delikanlı kadarıyla. Hakemmiş. Ben sana söyleyeyim. Ne? Delikanlı hakemmiş. Tabii onu diyorum en işte. En azından gösteriyor. İçinde ne varsa. Şöyle diyor ki. Bak içinde ne varsa sahanın içine bırakmış. Maçın içine. Tabii ya. Ben böyle bir maçın içine ederim. Baba bu şey olabilir prostat. Hastaysa adam yapacak bir şey yok. Ben de onu diyorum. Küçük abdestini bırakmış. Bunda ne var? Prostatsa, ayıp gitsin, ayıp karşılamayın. Ya, Allah Allah, ya ne var? Millet var orada. Yok, millet olabilir. Sanki açıp bir şey yaptığı yok. Bu Süper Lig. Brezilya Süper Lig maçı. Akan bir durum var. Ya profesyonel abi o arkadaki mi? Şeyden akmasın ya öbür tarafta biz, olmasın biz o. De, yok ya doğru abi, ya bak, hayır, doğru mu? Arkadan Ertan, akmıyor bu öbür taraftan akıyor. Altına işlemiş adam. Brezilya kupası. Adam abi altına işlemiş adam. E ne var? Ama bak bizde. Ya şimdi anladım olayı ya. Çıkartmak yok. Anca Emre Bol Emre Bol bağlansın. Anca anlıyor abi doğru var ya. Senin işte. Ben zannettim hani çıkartmak suretiyle. Hayır abicim ya yayın sağlığınızda. Bildiğin altına işlemiş adam. Ya işte tabii o an küçük abdesti gelmiş tutamamış maç oyunu durdurup. Lavaboya gidecek hali yok. Yok, yok daha abi maç işte, başlamamış. Ama hakemler böyle yaparsa ama maç başkanı ne yapar? Ya ama bak orada hakem bir şey söyleyeceğim. Oyunun içine yapmamış. Neyse bu konuda neymiş? Yapmış. Bir dakika neymiş? Bir daha söyler misin Batu? Enteresan hakemin diyor. Rahatsızlığı varmış ilaçlarını almayı unutmuş. Ha işte al bak dedim işte. İnsanlık hali dedim. Abi. Bak ben de dedim. Bu hakem hayır zaten hakeme demek. Sallamıyor tutamıyor ki. Demek. Hakeme sallamıyor. Abi yapacak bir şey yok adamın yani. Ben hakeme bırakmış abi. Abi hakeme sallamadım ben. Bırakmadım bak. Bir dakika ben bir şey soracağım. Sadece şunu söyle. Bana Twitter'dan geliyor. Deniz Hoca'nın başına hiç böyle bir şey geldi. Çişin geldi mi hiç mesaj? Ya çişin geldi mi denmez abi, ya. Abi çiş. Ya niye çiş? Ya herkes çiş yapıyor abi. Tamam, çiş deme. Bak fizik abdesti. O kadar ya. Doğal ki, o kadar normal yaptın ki. Yaptın yani sende. Altıma yapmadım tabii ki de. Ama bir gün dördüncü hakem çıkıyorum maça. O kadar soğuk hava tabii insanlık hali. En son yardımcı hakeme dedim ki ben içeri gireceğim. Pozisyon olsa idare et. Girdim ve geri çıktım. Dördüncü hakemliğe devam kimse ettim. Fark etmedi mi? Fark ettirmedik işte yani o derece. Ama bu görüntü de hani hiç hoş olmamış. Değil yani. Tabii canım. Ne demek hoş olmamış hocam ne var ya? Ya hastaymış adam bırakmış. Bak işte, oyunun içine edeceğine sahanın içine etmiş. Ben hastayı buraya bırakayım abi böyle bir şey olur mu ya? Ne bu Twitter? Aa, fotoğraflar geliyor. Bu arada Deniz Hoca bana bir şey gösteriyor. Ya bana bir şey geldi bu. Bak ne var? Acaba dedim bununla mı alakalı bu? Şimdi Deniz Hoca bana şöyle bir şey okutuyor. Şu anda telefon Deniz Ateş Bitler'in Twitter. Telefonu Twitter'ı diyorum. Deniz Hoca Türkiye'de Merkez Hakem Komitesi hakemlere maça çıkarken şöyle der. Her maça son maçınızmış gibi çıkın. FIFA veya UEFA'daysa şöyle söylenir. Enjoy your match. Yani maçtan zevk alın, tadını çıkartın. İşte bu fark yüzünden Türkiye'de hakemler korkuyla maç yönetir. Çünkü onların yöneticileri hata yaparlarsa kellelerinin alınacağını söylemektedir. Hocam orada da hakem altını etmiş ama. Yani.
İşte maçtan mı zevk alıyor acaba, yoksa son maçı diye çıkmış da stresten mi o hale gelmiş doğru, diye. Doğru, gerçekten de öyle. Evet, şimdi formalı fotoğraflar geliyor. Şu anda Galatasaray'ın gönderdiği fotoğraflar daha fazla. Yoğundur Galatasaray. Galatasaray'ın gönderdiği Galatasaray'ın zalimiyeti. Sağda Halis Muhlis. Konuşalım abi Galatasaray artık. Halis Fatih Terim falan. Fatih Terim'i konuşalım mı? Galatasaray hakemle mi kazandı? Fatih Terim'i neyini konuşacağız? Evet, maçtan önce, Fatih Terim konuşmadı. Şimdi bir kere ben bir tebrik kutluyorum sevgili arkadaşlarım içeride. Bir olmalıyız falan. Dün akşam verdikleri kadro tuttu. İkili forvet oynayacak dendiğinde bize yazan Galatasaraylı meslektaşlarım bile vardı. Ama sevgili Batu ile sevgili Emir forvet hattında Muhammed ile Falcao'nun beraber oynayacağını söylediler. Evet. Geçen hafta Falcao, Evren Hoca ile beraber söyledik zaten. Kadroyu veren ekibini kutladık. Sen de her şeyi kıskanıyorsun, yatamam. Ama sen. Abi, geçen hafta bir dakika ya. Abi, burada yani. Böyle. Spor medyası böyle. Hani senin başarını başkaları alır. Beraber söylediğimiz şeyi sen buraya ya. Getirmezsen. Abi, getirmez. Bir dakika. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Ekibini kutladın. Bir dakika şunu söyleyeyim ya. Ekibini kutladın. Falcao bak. Ama şunu bitireyim. Algıyı boş ver ya. Abi sırayla konuşalım, anlatalım derdimizi. Bu akşam. Fenerbahçe konuşuyor. Benim hakem konuşacağımı biliyor. Galatasaray maçını anlatacağız. Programı nasıl başladı? Hakem altına işleyen bir hakemle başladı. Ben ama ben demedim. İçeri görüntü. Sen bak. Siz Berna Hanım'ı yayına bağlayalım mı arkadaşlar? İşi sulandırıyorsunuz. Hiç de sulandırmıyorum. Bugün ciddi bazı konular var. Onları konuşalım. Ciddi, demek ciddi ki saha iyi olduğu zaman Galatasaray uçuyormuş. Değil mi? Şimdi konuşalım. Ben vurdun taşı. Hakemlerle ilgili, pozisyonla ilgili değerlendirelim. Pozisyonlarla ilgili. Emre Bol beni dinlesin önce. Ben kurallar çerçevesinde açıklayayım. Bir dakika. 3 numarayı bir ekrana getirelim hocam. Özür dilerim. 3 numara gelsin ekrana. Halis Özkaya, Arda kardeşler. Maçın hakemi sizce kimdi bugün? Halis Özkaya mı yoksa Arda kardeşler mi? Kim yönetti maçı? Maçı kim yönetti? Yani gerçek anlamda maçın hakimi kimdi? Fatih Terim. Nasıl ya? Ya Emre ya. Abi böyle boş boş. Fatih Terim de bozmuşsun. Hakemle ne alakası? Fatih Terim ne alakası ya? Var hakem. Arkadaşlar çok sıcak oldu. Klimaya adalet, adalet diye bağıranlar. Adalet, adalet diye bağıranlar. Hayır. VAR'da görev yapan hakeme pek iş düşmedi. Müdahale edebileceği pozisyonlar oluşmadığı için maçı Halis Özkaya yönetti ve genel anlamda iyiydi. Kardeş yönetti. Ben yine söylüyorum. Kardeş kardeş. Benim attığım tweet sosyal medyada. Kardeş kardeş yönettiler abi. Ne güzel bir pozisyon olmadı ki. Benim attığım tweet sosyal medyadaki bilgi kirliliğine tepki olarak atıldı. Sen bir tweet attın. O tweetten sonra bir telefon geldi. Şimdi ağzı değiştiriyorsun. Telefon gelmedi bana. Ben sana bir şey geldi. Bir şey oldu sana. Telefon geldi mi ben sen buna? Tweet attın. Ya ona hep geldi. Sen tweet attın. Onlar öyle abi. Telefon gelir onlara. Sen sana yoktun gelmez. Burada biz maçı izlerken ya. Sana. Sen yoktun ki biz o maçı izlerken. Tweet'i attın o zaman güzel kardeşim. Ya bak. Pozisyonu, fotoğrafı koyuyorlar. Bu kırmızı diyorlar. Kardeşim ben açıklamasını yapacağım. Herkes o kırmızı değil. Diğeri bariz gol şansı değil. Neden? Hepsini açıklayayım. Bir dinleyin, ondan sonra konuşalım. Tamam abi, açıkla da ondan sonra konuşalım. Bu pozisyonu sen... Niye sinirleniyorsun bir sakin ya? Çünkü bak, bu pozisyonu ben bu şekilde ironi yaparak bir paylaşım yaptım. Bazı kendini bilmezler. Sen sahada kırmızı kart gören hakemsin. Sen... Bunu hak ettin. Futbolcuyu haklı duruma getirecek şekilde paylaşım yaparak benim ne anlatmak istediğimi anlamadan beni yargılıyor. Bu kendini bilmezlere haddini bildirmek gerekiyor Bışar. Bak sana da vekaleti verdim. Ona göre. Hakikaten de verdi Deniz Hoca, vekaleti çıkardı bu hafta. Bildir bak hocam, bu kendini bilmezlere haddini bildirmek gerekiyor. Ben burada ironi yaptım bak. Bu pozisyona siz resim üzerinden bakarsanız herkes buna kırmızı kart der. Kardeşim. Alın. Bunu video olarak izleyeceksiniz. Hocam bu kırmızı mı değil mi? Bu kırmızı kart değil. Bu %100 sarı kart. Yuh. %100 sarı kart. İyi ki de bıraktın hakemliği. Hayır. Of. Neden? Of. Neden? Nedeni söyleyeceğim. İyi ki de bıraktın mı? Daha geçen İyi hafta de diyordun. Bıraktın. İyi ki de bıraktın hakemliği. Ya onlar öyle, sen bak burada. Bak burada. İşine adil ol, adil. Biz sana adalet bekliyoruz. Ben burada ben seni gerçekten seviyorum. Adaletine de ben her zaman güveniyorum. Şimdi açıklamamı da yapayım, ondan sonra karar ver. Şu pozisyona kimse beni ikna edemez sarı olduğuna. Şimdi Taylan Antalyalı. Taylan burada topa müdahale ediyor. Topa müdahale etmesi hiçbir zaman pozisyonu hafifletmez. Bunu her pozisyon özelinde söylüyorum. Ama Taylan'ın kayarak yapmış olduğu müdahalede rakibine temas etmemek için dizini kırmaya başladığını görüyoruz. Bak burada önemli olan ne biliyor musun? Şiddet ve yoğunluk. Mi? Şiddet ve yoğunluk. Pozisyonda kurallar çerçevesinde şiddet ve yoğunluk önemli. Taylan şiddeti ve yoğunluğu düşürmek için ayağını mümkün oldukça geriye çekiyor. Peki ne kadar şiddetli olduğunu nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun ne kadar şiddetli olduğunu? İşte sen nereden biliyorsun ne kadar şiddetli olduğunu? Gözüküyor abi. Ben görüyorum, bakıyorum. Bak video olarak izleyenler bunu iyi takip etsin. Benim söylediğimi iyi dinlesinler, iyi izlesinler. Taylan
rakibine temas ettiği anda ayağını çekiyor. Devamlılığı yok pozisyonun. Dolayısıyla kırmızı kart olarak değerlendiremezsiniz. Hocam, Fenerbahçe-Başakşehir maçını hatırlıyor musun? Cüneyt Çakır'ı VAR'a çağırmışlardı Gustavo'nun pozisyonu. Evet. Şimdi burada ayak bileğinin hemen, ayak üzerinin hemen üstüne, ayak bileğine temas ediyor. Kırar ayağını, kırar. Temas ne kadar yukarıya doğru çıkar? Basarsa kırar, basarsa kırar, basarsa temasın, kırar. Temas ne kadar kırarsın, yukarıya doğru giderse ama zaten çekmesinin amacı o değil mi? Ben anlamadım. Yani. Üst üste olmasın, rica edeceğim. Üst üste olmasın. Basmıyor. Bir çok Deniz Hoca'yı, net bir kırmızı kart var. Deniz Hoca'yı bir dinleyelim. Deniz Hoca'yı dinleyelim. Şimdi bu pozisyon net bir sarı kart. Daha fazlası olmaz. Neden olmazı söylüyorum. Taylan sadece rakibin ayağına dokunup çekiyor. Bir kere devamlılığı yok. Bak kurallara göre söylüyorum. Şiddet yok. Devamlılık yok ve mümkün oldukça kaçınıyor futbolcu. Temas ettiği nokta da önemli. Daha yukarıda bir yere, dizine ya da kaval kemiğine bu müdahaleyi yapsaydı, bakın kartın daha rengi, kartın rengi kırmızıya doğru dönebilirdi. Ne kadar yukarıya temas ederse, en aşağıda tendon var abi. Tendona mı temas etsin? Şu an ya, tendona değil. Bu hareketi arkada aşağıda bak. Aşağıda. Farkı söylüyorum. Aşağıda var. Farkı söylüyorum. Bu hareketi arkadan abi yapmış olsaydı bak, yine kırmızıdan bak, bahsederdik. Sen siz hoca, siz hakemler abi, arkadan yapınca şöyle olur. Kural önden yapınca böyle olur. Arkadan şöyle yapınca böyle olur. Yukarısı olunca başka olur. Aşağı bakınca başka olur. Bak şimdi ben senin suratına geldim. Ayağımı çektim, vurmadım. RT yapar mısınız bu? Eğer temas edersen evet, yine kırmızıdan bahsederiz. Ama vurmadım, dizimi kırdım. Vurmazsan dizimi zaten kırmızıdan bahsedemezsin. Hafif vurdum. Şöyle ayağımı, şöyle değdirdim, çektim ayağımı. Hocam darbenin şiddeti önemli diyorsun. Darbenin şiddeti önemli diyorsun. Ne diyorum sana? Bu hareketin özelinde Deniz de hocam, ne kadar bak, yukarıya temas olursa Deniz hocam, abicim bak Deniz hocam, şey yok. Darbenin şiddeti şey önemli midir değil midir kapta? Şiddet önemli. Bir dakika ya. Nasıl ölçemezsin ya? Ölçemezsin. Ya bak gelişimden anlarsın. Anlamazsın. Ya olur mu? Bak şimdi bileği kırmaktan sen anlarsın. Sen bana bak. Ya hocam sen bak. Bak. Bışar. Bak. Ayağını kaldırma öyle. Ne yapıyorsun? Ya bir dakika. Kaldım. Bak bir dakika bak. Bak. Ayağını kaldırma, ne yapıyorsun? Bak vuruyorum. Bir dakika dur ya. Vur. Şöyle vur. Ya bir dur. Sen bana böyle acı bir kalksana ben sana böyle vurayım da abicim, daha büyük şey. Vur abi bir tane ya. Şöyle bak, vur. Gel. Geldim böyle. Geldim vur gel. Abi, yaklaş. Oğlum, vurma. Yaklaş bana. Vurmayacağım bak. Gel yaklaş. Ya, vur bir tane. Bak vururken vazgeçiyorum bak. Vazgeçtim. Orada değiyor ya. Sarı. Vazgeçmesem kırmızıya devam. Bu arada vazgeçtim sarı. Doğru mu hocam? Bu arada Bağdat Caddesi'nde yani, sevgili bravo kardeşim Kirli Ali'ye kocaman sevgiler. Kirli Ali'ye selamlar. Kirli değil, tertemiz kalbi var Ali'nin. Canım kardeşim, abi, canım hemşerim, hemşom. Öpüyorum Ali. Öpüyorum seni. Abi tamam. Şimdi şu pozisyon üzerine biraz konuştun. Konuştun şimdi mi? Gel şeye. Taç pozisyonuna. Bir dakika, bu pozisyonun devamı var. Bu burada iki tane. Ya Ertan bir dakika, ne oluyor ya? Galatasaray bak galibiyetine gölge düşürüyorsun. Hayır. Ertan sen yapıyorsun. Ben ne yapıyorum hocam ya? Ya adamın başladığı şey yapma. Dur bir Fatih Hoca maçı konuşalım, sen bir şey yapalım. Sen diyorsun ki vur diyorsun. Ne anlar şey abi, o futbol mu oynadı ki? Kim? Pozisyondan anlamaz ki Emre. Dışarı anlamaz mıyım ben? Ne? Pozisyondan anlamaz hiçbir şey anlamaz. Senin başkanı, senin başkanı Emre top oynadı. Sen oynadın mı ki? Benim oynamıştım var ya. Ya Bışar anlar baba. Bışar oynadı. Bışar anlar, ben anlamam. Ben anlamaz. Ben Emre Bal anlamaz demem. Emre Bal futbolu. Ben biliyorum anlar. Ben canlar. Ama ben futbol oynamıştım var ya. Peki Halis Özkahya bu pozisyonda çağrılmalı mıydı? Pozisyon sarı kart zaten vermiş ciddi adamdır. Faullü oyun olarak değerlendirilmesi kırmızı mümkün verseydi, değil. Kırmızı verseydi bu kadar konuşulur muydu? Yani herkes yine konuşurdu. Ben zaten kırmızı verseydi Galatasaray kazanırdı. Kırmızı verseydi ne derdin sen? Ne derdin? Evet. Verebilir misin? Sarı kart olarak değerlendirilmesi gerektiğini yine söyledim. Kırmızı verebilir dedim bir ara. Bak eğer böyle, hakem öylesin, bunu bak, kırmızı kart olarak değerlendirirse. Bir böylesin. Değerlendirirse ben yine sarı kart olduğu yorumunu yaparım. Sarı kart olduğunu yorum yaparım. Ama hakem bunu kırmızı olarak saha içinde görebilir. Değerlendirebilir. O ne ya? Ne yapıyorsun? Mangal mı yapıyorsun? Bak, mangal dedin ki çeviriyor. Mangaldan önce başka. Deniz Hoca hiç öyle değil abi. Programcı dedi ki kırmızı da verebilirdi. O zaman da bir şey diyemezdik. Hakem saha içerisinde bunu böyle değerlendirebilir, görebilir. Tamam. Ne demek istiyorsun? Deniz Hoca yayından önce biri mi aramış yani? Ya sen hocam burada bir sıkıntı var. Deniz Hoca seni biri aradı diyor hocam. Tweetini ver tekrar. Bir dakika. Hoca niye bu kadar sinirli? Deniz Hoca seni biri aradı. Ben sosyal medyaya sinirliyim. Tweet attı. Bak bir tweet attı. Tweet'in içerisinde ne yazıyor? Bir daha tweet'i getirin. Deniz Hocam sen talimat mı aldın? Talimat ya, aldım. Talimat. Yayından önce bilmiyorum. Bak Emre Bal öyle diyor. Oyun kurallarını uygulayarak talimat. Aa kitap gelmiş sana. Kitap geldi. Bu okuduğun zaman ne anlıyorsun? Çok fazla bir şey anlaşılmıyor ama. Bir saniye bir dakika. Taylan'ın yaptığı hareket ciddi faulli oyundan olmasa bile bariz gol şansına ihraç olmalıydı. Ben böyle anlatayım mı? Atıyorsun. Bak. Ne anlıyorsun? Taylan'ın yaptığı şey ben anlatayım mı? Bak ben okuyayım. Ne anladığını söylemişler. Bak Taylan'ın yaptığı hareket ciddi faulli. Virgül. Oyundan olmasa bile
bariz gol şansından ihraç olmalıydı. Evet. Yani evet, bir de atıyor. Şimdi burada gelip başa konuşuyor. Ama üstüne ironi yapmış öldürüm, hocam. İroni evet, yapmış. Aynen. İroni adam böyle teşebbüsten bir de içeri atmalı. Deniz hocam ironi yapmış. Ne demek Emre Bozkurt'un talimat aldı diyorsun. Bak, devam edelim. Adam gelip de bak, böyle bu, burada iki tane ama talimat mı aldı diyorsun adamı sen? Şey yapmış bir şeyden bir anı. Deniz hocam talimat mı aldın? Talimat işte futbol oyun kuralları talimatını uyguluyorum. Sen Ulen Mert'ten mi talimat aldın? Yoksa FIFA'dan mı aldın? Evet burada bir şey var. Devam ya, ediyorum. Aynısını Gustavo yaptı ya Başakşehir maçı Hasan'a. Gustavo'nun yaptığı. Direkt ona sarı verdi. Ona kırmızı yani vermesi lazımdı. Abi şimdi şiddete göre değerlendireceğiz. İşte o gün kırmızı diyen adam bugün de kırmızı demesi lazım. Şimdi o ayak burada çok ayrı bir geldi. Ben o gün de kırmızı dedim. Bir Deniz Hoca'ya müsaade eder misiniz? Ben o gün de kırmızı dedim. Bugün de kırmızı diyorum. O gün siz ikiniz de sarı kırmızı dediniz. Bugün buna sarı dediniz. Üstünüz de formalar olmadan konuşacaksınız. Deniz Hoca, bırak Allah aşkına ya. Bırak. Deniz Hoca söylediklerini, söylemek istediklerini söyleyemiyor şu anda. Evet, çünkü sözü kesiliyor. Biz de öyle. Bir anlatsın hocam kırmızı mı değil mi? Sarı kart. Sarı kart. Kırmızı verseydi ne olurdu? Kırmızı verseydi hakem öyle görmüş derdik. VAR yine müdahale etmezdi. Pozisyonun şiddetini öyle ölçmüştür hakem. Hakeme bak VAR'da şu soru soruluyor. Ne gördün? Hakem diyor ki temasını, tabanın temasını ayağına gördüm dediği anda VAR karışamaz. Hakem de o şiddeti o şekilde gördüğü için kararını değiştirtemez VAR. Ama bu pozisyon sarı kart. Bunu engelleyemezsiniz. Bugün bunun sahada, yorumu bu şekildedir. Bak, bugün sahada halis mulis mümkün bir hakem vardı. Şimdi Kayseri Spor'un hakkı yendi mi sizce hocam? Bence yenmedi. Şimdi o pozisyonlara da ha bir dakika. Taş yenmedi pozisyonu bak. Hala yenmedi diyor. Taş pozisyonu konuşacağız. Bir dakika bu pozisyona Evren hocam kırmızı mı sarı mı? Sarı abicim hiç. Bışar kırmızı mı sarı mı? Konuşmaya bile net gerek. Sarı. %100 kırmızı. Öyle diyecek. Kırmızı. Ne ben de kırmızı diyorum. İki ne? Kırmızı, sen de ne kırmızı. Ne demek ya? Ne demek ki kırmızı? Ya yapmayın arkadaşlar. Bakın bir dakika ciddi olalım ya biraz. Benim ya tamam biraz ciddi olun beyler. Tamam hadi. Benim sinirlendiğim konu bırak ne biliyor musun? Yapma hocam. Şu resmi sosyal medyada kullanarak bak bu resimde herkes gördüğü anda der ki aa kırmızı. Öyle zaten değil kırmızı arkadaşlar. Aynen böyle. Pozisyon aynen böyle zaten. Şimdi bir tane daha Batu. Bariz gol şansı olayını koyar mısın? Resmini verdim ben sana. Bir de onu koy. Bakalım ne diyecekler. Yani Deniz hocam burada bak. En önemli şey hep söylüyoruz darbe. Şiddet. Ya darbe, diyorum video olarak. Ayağını çekiyor. Darbeden evet, şimdi, ayağını çekiyor mu bir dakika çekmiyor mu? Pozisyon bariz gol şansı mı değil mi? Bişar. Pozisyonu görmediniz bu şekilde. Fotoğrafı gördün söyle. Böyle bariz gol şansı diyebilirsin. Bariz gol şansı değil mi? Tabii. Evet. Ne diyorsun hocam? Evet. Ne diyorsun? Bariz gol şansı gol değil şansı, mi? Gol şansı. Bariz gol şansı. Evet. Yani şu an görüntü bana, zaten o. Evet. Bu fotoğraf üzerinden diyorlar ki bariz gol şansı. Ben de dalga geçtim insanlarla. Dedim ki ya dedim fotoğraf üzerinden yorum yapmayın. Allah aşkına. Hocam niye fotoğraf üzerinden yorum yapmayacağız? Ben onu anlamadım bariz ya. Bak az şimdi önce sahaya çok affedersiniz çok özür diliyorum. İdrarını yapan adamın üzerinden. İdrar deme küçük abdesti de. Küçük abdest diyelim tamam. Bana küçük abdesti yapan idrarını yapan bir hakemi görüntülerden dolayı tartışıyoruz da bu fotoğraf neden tartışılamıyor? Tamam ben diyorum ki şu bu görüntü. Bu daha beter. Tamam şu görüntüye sen şimdi bariz gol şansı diyorsun. Ben de insanlara tepki olarak dedim ki bariz gol şansından atılmalıydı. Anladım. Atılmalıydı. Bir sana de üstüne bir eksik geldi, yazmışım şey diyorum halen bak. Cinayete teşebbüsten içeri atın. Bak bir şimdi. Şey geldi abi. Hayır. Bir şey geldi bu. Evet Halis Özkah ya bugün iyi niyetli miydi? Bir anketi görelim. TV 100 Spor. Bugün sahada Halis Moğlis. Evet. İyi niyetliydi. %66.7. Galatasaray'ın galibiyetine gölge düşürmeyin. Bugün iyi niyetli miydi? Evet %66. Deniz Hocam. %34 hakem futbolcu bak Işar, buyur, özür müsaade lütfen, alabilir lütfen miyim sizlerden bir ricada bulunabilir miyim bunu bu konuda bana en çok yardımcı olan kişi Evren Hoca ile Deniz Hoca lütfen sol tarafım size sesleniyorum sol yanımda ağrıyor sol yanımda ağrı var öyle bir şey sadece Deniz konuşuyor biz konuşmuyoruz ki ne? İki saatte Deniz konuşuyor ya çok üst üste biniyor sevgili Bediren Gökçen'in öyle bir şiiri vardı ben konuşuyorum sol yanım çok acıyor anne etiketine yazınız Halis Özkaya ya bugün iyi niyetli miydi diye anket yaptı sevgili Emir kardeşim 66.33 evet, 33.7 hayır. Anketlerimiz geliyor tekrar gelecek. Diğer pozisyona geçelim. Diğer pozisyona geçelim mi? Şimdi bariz gol şansı dediniz siz fotoğrafa değil mi? Evet ben bariz gol şansı dedim. Neden bariz gol şansı değil ben onu açıklayayım. Niye değil hocam şu pozisyon niye bariz, bariz gol şansı? Bariz gol şansı kriterleri diyor ki ihlal ve kale arasındaki uzaklık. Kale uzaklığa bak. Evet tamam. Neredeyse hiç uzak değil. Tamam ya şu an kriterleri sayıyorum ben. Bu kriterlerden tamam bir tanesi bile uymazsa bariz gol şansından söz edemezsiniz. Oyunun yönü. Tersine doğru. Bu kaleye değil. Şimdi hücum oyuncusu bu tarafa bakıyor. Bu tarafa bakıyor. Bir kere uygun değil normalde. Değil. Ama Taylan'ı oradan kaldırırsan biz yine bak. Orada uzaktan bariz gol şansı buna, kriterlerinde evet. Taylan'ı kaldırırsan konuşmamız gerekiyor. Topun kontrolünü sağlama veya kazanma ihtimali. Taylan burada
topa dokunuyor. Top açılıyor ve kaleciye yakın bir mesafeye gidiyor. Yani hücum oyuncusunun burada topu alabilme şansı, topu kontrol edebilme şansı tamamen yok ve sıfır diyoruz. Yani sadece bu kriterden dolayı, bu kritere uymadığı için biz bir pozisyonu bariz gol şansı olarak değerlendiremeyiz. Ama siz şimdi ne dediniz? Herkes bu sadece fotoğrafa bakarak bu bariz gol şansı. Bariz gol şansı bence o. Zaten öyle gözüküyor. Bence bariz gol şansı. Sen dinlemediğin için demeye devam ediyorsun işte. Ben devam ediyorum. Devam ediyorsun ama. Kırmızı kart diyorum pozisyona ya. Topun kontrolünü sağlama veya kazanma ihtimali olmadığı için bu pozisyon bariz gol şansı değil. Oyun kuralları kitabına göre bu pozisyon bariz gol şansı değil. Dakika kaç hocam? Ben sadece golden önce olmuştu bu pozisyon hatırlıyorsam. Peki 35 falan herhalde. İtalyalı atılsaydı. Galatasaray bu maçı kazanabilir miydi? Kazanırdı ama. Galatasaray daha baskılı oynuyordu ama bir tane pozisyon var. Kayseri Spor'u karşı karşıya kaçırdı. Eğer onu atsaydı biz çok farklı şeyler konuşurduk yine. Yani Galatasaray kazanınca bu atsaydı. Ben az önce de söyledim. Skor 3-0 ama oyun 3-0 değil. Evet. Hayır benim söylemek istediğim çarpıtılıyor. Ben diyorum ki halen söylüyorum. Allah aşkına bakın sosyal medyadan fotoğraf üzerinden kimse yorum yapmasın. Fotoğraf üzerinden değerlendirdiğiniz pozisyonlar ne sakın kadar farklı. Sakın kimseden telefon alıp yorum yapmayın arkadaşlar. Hocam o zaman önce başı konuşun sonra başı konuşmayın. Yapmayın bunları. Yorum yapmasın yani. Yapmayın Instagram bir fotoğraf anlık. Yorum yapmayın. Saniyelik çekilmiş fotoğraflara. Sen Instagram'da yorumları kapatır mısın? Instagram'da yorumla hiç o zaman kimse yorum yapmasın. Sen kapatır mısın Instagram'da fotoğrafı? Ben kapatıyorum tabii ki. Oyun kurallarındaki oyun kurallarını değerlendireceğimiz pozisyonla Instagram'ın ne alakası var şimdi? Abi Kayseri'nin başı sözcüsü sarı kart dedi ya. Yapma diyorsun. Fotoğraflara hiçbir yorum yapılmasın diyorsun. Şu pozisyonla ne alakası bizim var şimdi? Deniz Hocam sen kapatır mısın Instagram'da yorumları? Benim yorumlar açık ya. Maşallah baksanıza ya. Yorumları açıyorum. Benim bu yapılan yorumlara bir ziyarete gittim. Gel taş pozisyonuna Gülçin Akbaş yeğenimi ziyarete gittim. Yani şu pozisyon içerisinde iki tane Allah tartışmalı pozisyon barındıran pozisyonu bilgi kirliliği vardı sosyal hocam medyada. Hocam herhalde Halis'i biraz dikkat çekmek için ben bir tweet attım. Abi aynı şeyi gayet söyleyip durma ya. Şu şimdi geldik taş pozisyonuna geldi. Şimdi bir müsaade eder misiniz? Halis'i maç yönetmiş. Bir müsaade eder misiniz? Tam ekran verir misin? Alt yazıyı, Instagram adresimi benim her şeyimi al ekrandan Ali'cim. Senden rica ediyorum. Türkiye'nin en büyük rejisi, en büyük yönetmeni sevgili Ali'm ekrana getirdi. Ali Hoca inanılmaz. Bu top çıktı mı çıkmadı mı tartışması var. Bir, kural diyor ki topun tamamının çıkması gerekiyor. Yani santim bile çizgiye dokunsa çıkmamış sayılıyor top. Ama burada top %80'i %85'i içeride. Oyunun içinde. Yani şurada topun çıktı mı çıkmadı mı tartışmasını yapmamız bile komik. Komik. Topun işte bariz olarak içeride olduğunu herkes gördü. Bunun devamında bu oyuncuya faul yapıldı. Evet, onu vermedi. Tacı sonra ters döndü, verdi. Tacı ters verdi. Tacı gitti bu sağdayken diğer sağdan gitti attı. Ya bir 10-15 metre taçın yeri yanlıştı. O sırada orası karıştı. Kulübeden kart görüldü. Yani bir taç pozisyonu nelere yol açtı. Sonrasında devamında tabii aksiyon gelişmesine rağmen oradaki oyuncuların konsantrasyon bozukluğu. Sonra gol oldu. Herkesin konsantrasyonunun bozukluğu bol bir pozisyon yüzünden gol oldu devamında golle sonuçlandı. %100 bir hakem hatası. Evren şimdi şeyler buna ya çıkmışlar. Hakem hatası. Zaten program bitti mi tamam mı? Yok bitmedi. Bunun golle bu sonuçlanıyor tamam, olması da hakemin 41. hakemin dakika. Şanssızlığı diyelim. 42. dakika. 41-45 yani 42. dakikada bu oluyor. Evet. Arada işte 3 dakika sonra, 3 dakika sonra falan. Bu pozisyondan hemen sonra gol oluyor. Gol oluyor. Hemen değil. Ama bu pozisyon hemen. Taç atılıyor, geri dönüyor, taç çıkıyor. Ya siz ne yapıyorsunuz? Hemen sonra. Hemen sonra. Sen adaletli bir yöntem. Futboldan anlamıyorsunuz ya. Ama bak sonra. Siz var ya biri Beşiktaş'ı, biri Fenerli. Kardeş oldunuz. Mesele o değil. Belli oldu. Bir daha pozisyon kesiliyor, taç oluyor diye biliyorum ben. Bışar, Fenerli, Beşiktaş bunlar kardeş. Aradan aksiyon geçiyor. Aksiyon geçiyor onu diyorum. Ama yani buradaki hatalarımız. Arada kaç dakika var? Şu dakika gol, değil aksiyon geçiyor. Pozisyon yüzünden bu gol olmuyor mu? Ya bu pozisyon devamı oluyor. Devamında taçın gol oluyor. Atılması, evet. Zaten taçın kullanılması bir dakikayı buluyor. Orada kulübeden sarı kart görenler var. Taçın kullanılması bir dakikayı bir süreyi alıyor. Oyuncu mesela hakeme bir sarılması var. %100 sarı kart görmesi sarı gerekiyor. Uğur Demirok orada, sarı kart orada gördü, kırmızı kart görmeli mi diye yorum yapıyorlar. Yani oyuncu hakemin otoritesini sarsmak için değil. Kulübeyle olan temasını engellemek için bir sarılması. Sanki kavga ayırıyor sanki. Kavga ayırıyor, hakemi ayırıyor. Futbolcuları ayırır gibi bir davranışta bulunuyor. Hakemin tepkisi mesela inanılmaz güzel geldi bana. Dokunamazsın bana dedi ama bir sarı kartla onu da süslemesi gerekiyordu. Oyuncunun sarı kart görmesi gerekiyordu burada. Ama dedim ya taçın atılması, taçın yanlış yerden atılması tabii ki
devamında golün geliyor olması biz burada ya tartışmaları başlıyor. Taştan başladı. İki dakika sonra gol oldu. İki dakika sonra aradaki tartışma süresi. Ağlamayın ya. Siz ne kadar ağlıyorsunuz. Beraberce birleşin ya. Tartışma süresi. Ne ağlaksınız ya. Tartışma süresi. Bugün herkes. Ağlamayın ya. Bugün herkes ağlıyor. O da ağlıyor. Adalet, adalet diye diye. Bak bu noktaya getiriyoruz. Falka bastonu getirdim. Bak bugün Berna Başkan açıklamaları var mı? Göstereceğim ona bastonu. Nerede? Berna Başkan açıklamaları var mı? Falka'nın bastonunu getirin. Bastonu getirdim ben ona. Ertem. Bastonu gösterdi mi? Berna Başkan'ın açıklamasını bir ekrana getirin. Berna'nın bağlantısı niye bağlanmıyor? Ben Sayın Başkanım'dan bir de ricada bulunacağım. Yayınımıza bağlanırsanız sevinirim. Berna Başkan'ımı bir ekrana getirelim lütfen. Maç sonrasında biraz gergindi, sinirliydi. Kendi haklı gerekçesiyle, kendine göre haklı sebeplerinden dolayı. Haklıydı bence de. İzleyelim bir Sayın Başkan'ı izleyelim. Berna Başkan. Başkanım. Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Adalet isteyenlerin herhalde Türkiye gördü. Adaletlerini buldular. Teşekkür ediyorum. Hakem etkili oldu mu efendim maçta sizce? Daha fazla konuşmak istemiyorum ya. Öncelikle... Bir saniye Emre'ciğim. Dur. Ben bu röportajı tekrar başa alabilir miyiz? Bir kez daha verebilir miyiz? Rica edeceğim. Bir kez daha verelim. Ekranı ikiye bölelim. Emre Bol'un söylemek istediği bir şeyler var. Evren Hocam'a da döneceğim tabii ki. Döneceğim bana iyi. Tabii ki hocam döneceğim. Berna Hanım, ilk defa ben bu kadar gergin ve sinirli görüyorum. İlk defa. Haklı mı değil mi? Sosyal medyamızdan yazabilirsiniz. Var Odası'ndan etiketiyle. Anket yap. TV 100 Spor etiketiyle. İlk defa bu kadar sinirli ve gergin hanımefendi. Sayın Başkan çok da yakışıyor Türk futboluna. Bir daha izleyelim. Berna Başkan. Başkanım. Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Adalet isteyenlerin herhalde Türkiye gördü. Adaletlerini buldular. Teşekkür ediyorum. Hakem etkili oldu mu efendim maçta sizce? Daha fazla konuşmak istemiyorum ya. Öncelikle... Dur. Bak şimdi. Şimdi Sayın Başkan diyor ki adalet isteyenler adaleti gördüler. Diyor. Bir kere, Berna Başkan'ı yürekten tebrik ediyorum. Neden? Bu kadar böyle erkek gibi ortada dolaşıp da şu Berna Başkan'ın yapamayan bir sürü erkek var etrafımızda. Başkan'ı yürekten tebrik ediyorum. Şimdi bir kulübün başkanıdır değil mi sonuç itibariyle? Bunu sen Galatasaray için söylemiyorsun ama. Hayır. Ha, onu söyleyeyim. Öyle bir şey yok. Şimdi Berna Başkan'ın asli görevi nedir? Asli görevi nedir bir başkanın abi? Kulübün haklarını savunmaktır. Evet. Berna Başkan da gördüğü hakem hatalarını çıkmış, adalet adalet diye bağıranlar adaletlerini aldılar diyor. Yani esasında hakem konusunda şikayet ediyor medyanın önünde. Bu bir başkanın en doğal haklarından bir tanesi. Yani bir sürü başkan, yönetici, şunlar bunlar falan çıkıyor. Şimdi benim esas problemimi sana söyleyeceğim. Burada ben daha başkanı alkışlıyorum. Kulübün haklarını savunduğu için. Hemen arkasından... Basın sözcüsü neydi adı? Mustafa Topçu. Onu da ver. Mustafa Bey'i de bir izleyelim ama şunu söyleyeceğim. Berna Başkan arkadaşlarım yayına bağlamaya çalışıyorlar. Mustafa Topçu basın sözcüsü. Basın sözcüsü sanırım. O demin önce ona mikrofonu uzatıyorlar. Evet, bak. Önce Bir başa alalım. Önce ona bak. Dediğimi dinle. Önce o geliyor. Başkan gelince. Bak burası çok önemli. Bütün mikrofonu ona. Bir ekrana bir gelsin şöyle bir. Bak, önce o geliyor. Bak şu en öndeki adam bak şu. Gördün mü? Önce o geliyor. Sonra bakıyor Berna Hanım geliyor. Evet, o gelince kenara çekiliyor. Sonrasında Berna Hanım konuşmasını bitirecek. Benim sesim duyuluyor değil mi arkadaşlar? Berna Hanım konuştuktan sonra Mustafa Bey konuşacak. Şimdi basın sorumlusu o konuşacak. Şimdi bazı eleştiriler var sosyal medyada. Duralım burada. Başkandan sonra niye o konuşuyor diye. Bir izleyelim. Tabii konuşabilir. Hakkıdır. Basın sorumlusu da tabii konuşacak. Ama bir izleyelim. Biraz daha geriye alıp izleyelim. Kayserispor olarak son Rize ve Hatayspor maçlarıyla birlikte 6 puan aldık ama bu maça da ciddi bir şekilde inanarak çıktık. Ama bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık. 0-0'ken kaçırdığımız bir tane %100 denilen karşı karşıya bir pozisyonumuz var. Kaçırdık maalesef. Ve devamında da bir gol yedik. Hakem olayına gelince sadece benim görüşüm ve Kayserispor olarak
eski hakemlerden oluşan, bir tanesi de yabancı olmak üzere 6 kişilik bir hakem heyeti kurduk. Sadece maçlarımızda verilen kararların bize raporunu iletiyorlar. Bu maçta da raporumuz geldi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kırmızı kart pozisyonu var tartışılan ama bizim açık ve net konuşmam lazım. Hakem heyetimiz bunun asla kırmızı olmayacağını söyledi. Hakem kararı Halis Özkahya'nın yönetimine de bakıldığında gördüğünü vermeye çalışan bir hakem olduğunu gördük. Bir yabancı hakemin çıkmayan toptan taç ve devamında da yediğimiz bir gol var ama bunu... Bir dakika dur, şimdi. Tamam abi söylemiş işte adam. Bir dakika, bir dakika, yani. Dur abi dur dur. Hakem heyeti var abi ne var? Şimdi abi sen, ne orada, var sen orada mikrofonların başına geçtin. Arkadan başkan geliyor. Doğruyu söylemiş. Bütün mikrofonlar başkana döndü. Bir kere Berna Başkan'a buradan şunu söylüyorum. Bu adama dikkat et. Bak bu adama dikkat et Berna Başkan. Bu adam iyi niyetli bir adam değil bana sorarsan. Bunu niye söylüyorum? Senin yanında başkan konuşuyor. Adalet adalet. Az önce Berna Başkan'ı hep birlikte dinledik. Neler söylediğini dinledik. Berna Başkan'ın bu açıklamasının ardından sen kimsin ki? Sen kimsin ki böyle bir açıklama yapıyorsun? Kim bak ne demek sen 6 kişilik ben... 6 kişilik diyorsun hakem heyetimiz var. O zaman sana gelen rapor başkana gitmiyor ya. Böyle bir şey olur mu Allah aşkına? Yeni geldi diyor yeni. Ha? Yeni geldi. Başkana niye söylemiyorsun? Senin görevin ne? Senin görevin ne? Bak Mustafa sen hangi takımlısın bana onu söyle. Mustafa ben. Deme ya. Mustafa değil mi adı? Deme ya. Mustafa değil mi adı kardeşim? Mustafa Bey diyelim ya. Mustafa Bey. Sen hangi takımlısın? Sen Kayseri'li misin? Galatasaraylı mısın? Kayseri'nin yöneticisi misin? Galatasaray yöneticisi misin? Ne alakası var Galatasaray'la ya? Bana mı söyleyeceksin? Taç pozisyonundan bahsetmiyorsun Kayseri'yi bile. Kayseri'yi de karıştırma kardeşim bak, ben Kayseri'yi bırak sen bu işleri ya. Nereden biliyorsun? Taç pozisyonundan bahsetmiyorsun bile. Senin o 6 kişilik hakem heyetin. Bahsetti, bahsetti, bahsetti duydum. Bahsetmedi. Duydum. Bahsetmedi. Hayır bahsetti. Taç pozisyonundan bak, bahsetmiyorsun bile. Siz bu işlere bile. Girmeyin bu sizi de karıştırır. Şeyde kırmızı kartlar. Ben Kayseri'yim bırakın kırmızı bu işleri kartlar, ya. Bu adamları sokmayın bu işleri. Taçtan bahsediyor. Bak, kırmızı kartta diyor ki. Kestik orada. Siz adaletli bir şekilde oynadınız. Karşı karşıya golü atsaydınız maçı kazanacaktınız. Yani bunu da kesinlikle bu soruyu çok güzel konuştuk. Burada biz bile ayrılmışız. Hakem hocaları Deniz öyle diyor. Her hoca kırmızı kart diyor. Ama burada şu başka hoca böyle diyor. Yok ben anlatayım. Herkes farklı şeyler abi söylüyorlar. Bak herkes farklı şeyler söylüyor bir ortamda. Sen tamam. Nasıl çıkıp da kendi kulübünün aleyhine bir şey söylersin? Hiddetlenme sakin ol. Anlatacağım. Hiddetlenmiyorum. Mustafa Bey. Hiddetlenmiyorum. Güzel seni söylüyorum. Hayatımda tanımadım. Ha. İlk kez görüyorum. Tipi de yakışıklı bir adam. Çok biraz, doğru biraz, abi dürüst bir açıklama yaptı. Demeyin, ya bir dur karışma ama. Adaletli biraz, bir açıklama yaptı. Hiç adaletli bir açıklama değil. Çok da adaletli. Saçını senin ektirdiği yerde saçını ektireceğim. Ha, İstanbul Ehirli Ayı'na selamlar benden, buradan. Çünkü neden bak anlatayım. Adaletli tamam, boş konuşunca. Bir dakika anlatacağım Ahmet hocam mesaj attı. Türk Ahmet futbolu. Çakar. Ahmet Çakar, Ahmet evet, hocam izliyor. Öpüyoruz seni. Ahmet Türk futbolunun, öpüyoruz. Türk bu arada Ahmet hocaya sarı kart dediğini biliyorum. Ahmet Çakar'a selamlar Ahmet hocam bir tanesi. Türk futbolunun. Ahmet hocamı severim bak o da bu işi biliyor. Sarı kart bu işin üstadı Ulenberg falan onun yancısıdır. Erman hocada. Erman hocada. Ulenberg Ahmet Çakar'ın yancısıdır. Erman hocadan bahsediyor. Bir dakika lafımı bitireyim. Ya hayır sana şunu söylüyorum. Bak bu kadar ayrılmışız birbirimizden. Bazı kırmızı diyor bazı sarı diyor. Mustafa Bey ile ilgili. Ya ayrılmışken çıkıp da. Sayın Emre Bol. Erman Toroğlu'nun bir saniye. Erman Toroğlu'nun bu hali. Morali bozuldu. Erman Toroğlu'nun abi ya. Bir şey söyleyeyim mi? Erman Toroğlu'nun bu Halis Özkahya'yla ne alıp veremediği var ben onu çok merak ediyorum. Geçen Vardayken bu benim hakemliği bıraksın kokartını yesin dedi. Benim ne alıp veremediğim var kardeşim. Diyorum ki Halis Mulis. Ama bak Ertem Şener bak. Bakar mısınız? Yaz, bir müsaade ya sözümü ver ya alayım. Bir kulüpte devamlık esastır kardeşim. Bak Bışar konuşurken sözümü A'nın A'nın lafın üstüne laf olmaz. A kimdir? Başkandır. Kulüp başkanıdır. Sen kulüp başkanı yanında bunları söylerken çıkıp da bunları dersen o zaman senin Berna başka planın var. Berna Hanım tweet atmış. Oo, bir Kayseri Spor'da herkesin görüşü çok değerlidir. Biz moralimizi bozmuyor, yolumuza devam ediyor. Geleceğe güven cevabını çalışıyor. İdare çalışıyor. Evet. Cevabını aldın mı? Hayır, bence i̇dare de orada aldın mı cevabını? Bışar bitirsin. Doğru hamle. Ya başkanlık böyledir. Basın sözcüğü gibi yönetici olmaz. Mustafa'nın yap, Mustafa'nın yaptığı gibi yönetici olmaz. Emre'ciğim, Bışar bitirsin. Sen valla sözünü alırım. Bışar. Alırım, kesmeyin lütfen. Bışar, devam. Türk futbolunda Mustafa Bey gibi yöneticiler çok az bulunur. Ama buraya kadar güzel çıktı. Nereden biliyorsun? Bir dakika delikanlı gibi açıklamalar yaptı kendi fikirleri. Fakat bu tür açıklamalar kulüplerin iç hiyerarşisine çok ciddi anlamda zarar verir. Kulüplerin politikasına çok ciddi anlamda zarar verir. Kulüplerin duruşuna çok ciddi anlamda zarar verir. Ve hele hele Kayserispor küme düşme potasına yakın bu pozisyondayken. Şimdi adaletli olmak lazım. Bence de sarı kart. Mustafa Bey sen açıklama yapıyorsun güzel. Yakışıklı bir insan sonunda söyledim ama
senin başkanın senden 10 saniye önce bir açıklama yapmışken ve yanındasın ve onun konuşmasını da duymuşken sen bu açıklamaların üzerine bir açıklama yapıyorsan en hafif tabiriyle Benna Başkan'a orada ayar veriyorsun. Kırıcı olmayalım. İtibar suikastı yapıyor. Bir şey i̇tibar suikastı yapıyor. Mustafa. Tamam, kırıcı olmayalım. Bak, burada Emre Bozkurt. Abi ben bak olmayalım. Mustafa Toköz'ün iyi niyetli olduğuna ben inanmıyorum. Ben niyetli Mustafa Toköz. Bak, ama Mustafa itibar suikastı yapmıştır bu akşam. Sen orada adama başkanın. Adama Galatasaraylısın diyorsun ya. Ben de anlamadım. Sen Mustafa Toköz Galatasaray'ın hakkını savunuyorsun. Kayseri Spor'un hakkını savunuyorsun. Tabii ki Kayseri Spor'u. Öyle mi savunur? Öyle mi savunur Kayseri Spor'un hakkını? Hiç konuşma. Fenerbahçe'nin. Hayır. Ben şeye takıldım. Fener Galatasaray işi değil. Oralara mı gireceğiz? Bak Emre yani? Hocam bak hocam. Şimdi olur da Galatasaray yani. Galatasaray'ı bir ötücü düşün. Beşiktaşlı. Ya o başka bir şey ama. O bak, başka Mustafa bir şey. Ya o da Galatasaray'da ne alakası var? Ne var onda? Onda ne var? Beşiktaşlı olabilir benimle. Kızı Beşiktaşlı mı? Ne yaptın abi kız? Mustafa Bey de Kayseri sporlu. Ben çok iyi biliyorum. Ya evlenen çocuğu Beşiktaşlı. Evlen Galatasaraylı yani. Ya abicim ben ne anladım? 100 milyon para vermiş Kayseri için. Mustafa Bey'in kendi fikridir. Ne Beşiktaşlı? Bu kadar abartmanın bir anlamı yok. Tamam. Bir dakika bak. Hayır. Abartmak şöyle bak hocam. Bir kulüp duruşu vardı. Bir Galatasaray yöneticisi başkanının yanında başkanın açıklaması üzerine açıklama yapamaz. Bitti bu kadar net. Aksine açıklama. Aksine diyorum. Aksine başkanın, açıklama. Başkanın üzerine ha. Başkanın aksine. Hayır. Hayır burada başka bir plan var. Adalet diyor. Burada başka bir şey var. Bak abicim demokrasi başka olmaz. Bir şey. Ha. Demokrasi içeride konuşursun. Olmaz. Yönetim kurulu toplantısında konuşursun. Ama sen bunu basın önünde hiçbir yere gidemez o zaman. Düşüremezsin. Kürt futbolu hiçbir yere gidemez. Cebinden 100 milyon 150 milyon TL para veren. Bak 100 milyon 150 milyon TL veren bir kulüp başkanına cebinden hiçbir şey vermeyen bir adam gelip de orada şöyle böyle yapamaz. Ya abi. Adam iyi niyetle diyor kusura ki. Bakma iyi niyet falan. Ne yapacaktı? Saldıracaktı. Bir mi daha baş alsana. Bir ya daha baş. Ya. Ben daha başkanım. Bunu mu konuşacağız? Ben daha başkanım şeye gelsene ben tekrar. Röportajdan önce size gelsene. Maçı kaynattınız götürdünüz bak, ya. Bak aynı yerde aynı yerde. En başa en başa. En başa al. Emre mi yönetiyor programı? Ertem. En başa al. O mu yapıyor her şeyi? Yok bir son görüntü istedi. Mustafa bunu demiş. İstedi. Ne abi bu ya? Bak bir dakika. Bir ekrana getirelim. Şaka mı bu? Bak burada geldi konuşacak şimdi bak. Hayır, basına geldi. Hayır konuşmuyor. Bekliyor adam. Hayır bak konuşa gel. Şimdi başkanı gördü. Şimdi başkanı gördü. Başkan geldi konuşmaya. Evet başkan. Burada ya içeride başka bir sıkıntı var. Yani başkanla muhalifler arasındaki belki bir sıkıntı muhalif bir yönetici bile olabilir. Hiçbir sıkıntı Mustafa. Yok abi. Ya da Mustafa Galatasaraylı. Ya adamın adı Mustafa diye mi kardeşim? Tamam Mustafa Bey diyelim. O sana Emre mi diyor ya? Desin Emre desin bana ne olacak. Hayır, Allah Allah. Mustafa Bey diyelim ya. Koskoca basın sözcüsü adam ya. Adam baksana ya olur mu öyle? Bir çuval inceleri berbat etmiştir. Evet 6 tane hakemle çalışıyorum diyor. Başkan bunu bilmeyebilir maçtan sonra. Sinirle o başkana an söylüyor. Başkana yanlış bilmesi başkana lazım. Başkana vereceksin ya, önce. Ya, önce başkana gider. Bir şey söyleyeceğim. Ben de oraya takıldım. Önce başkana gider o. Hayır bir kere büyük kulüpler ya da Süper Lig'deki kulüplerin hakem danışmanı olduğunu ben ilk defa duyuyorum. Hatta tutmuşlar ne güzel. Bir kulübün 6 tane hakem danışmanı varsa tamam, ben ayakta yapmışlar. Alkışlarım. Mükemmel helal hareket. Olsun evet. Ama acaba bu hakem danışmanı kim? Hangi hakemlerle çalışıyor? Eski hakem. Bir tane, yabancı hakemle çalışıyoruz dedi. Evet. Kimle çalışıyorlar ben merak ederim. Acaba aktif mi bu çalıştığı hakemler? Yoksa hakemlik bir şey yok biz kötü oynadık diyor ya. Kimle çalışıyorlar çok merak ediyorum. Şu bir de maçtan sonra bir de Abdurrahim Bey'in şeyi var. Ya oho Emre'cim sende var ya. Abdurrahim Bey'e Son. Abdurrahim abi ver. Galatasaray'ın galibiyetini gölgeliktirme. Bağlanıyoruz hocam bir saniye bağlantı var. Hocam bağlantı var bir saniye bağlantı var. Kim? Mustafa Bey mi bağlandı? Bağlansın. Evet şimdi sevgili seyirciler. Biraz önceki görüntüler konuşuluyor. Biraz önceki görüntüleri konuşuyoruz. Sayın Berna Hanım, Berna Başkan'la Mustafa Bey'in farklı görüşleri abi, olabilir. Büyük ihtiyaç. Berna Hanım da zaten bir tweet atmış. Farklı görüşler olabilir diye. Olabilir. Ama burada tabii Kayseri Spor yönetimine de yöneticilik yapmış, başkanlık yapmış. Söz hakkı doğuyor. Kim? Berna Başkan başkanlık tabii yapmış. Başkan, Berna Hanım başkan ama Mustafa Bey de orada... boş bir adam değil. Koskoca Kayseri Spor'un basın sözcüsü. Ama Kayseri Spor'un basın sözcüsü gibi konuşmuyor. Neyi gibi konuşuyor? İşte hangi kulübün basın sözcüsü gibi konuşuyor? Kayseri Spor'un basın sözcüsü adam kaç kere bak çok ılıman bir adam. Birkaç kere daha böyle Fenerbahçe Beşiktaş maçlarından sonra da dinledim böyle. Çok böyle ortam geren bir insan değil. Ya ortamı ger demiyoruz ki biz onu. Falan önemli değil. Kulübün aklını kovun. Yanında başkan konuştuktan sonra başkanın lafı üstüne laf söylenmez abi. Bu kadar basit. Bitti bu kadar. Net. Mustafa Bey Kersine. Hattaymış. Mustafa Doğru bağlansın. Mustafa Başkan, Mustafa Bey iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz yayınımıza. Emre Bey söze girdi, çok sert girdi. Hemen bağlanma ihtiyacı. İyi yaptınız başkan.
Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Mustafa Bey, Galatasaray Kongre üyesi olduğunuz falan doğru mu, böyle bir şey var? Yok ya, yok, asla öyle bir şey yok. Hayır hayır. Bakın ben şöyle söyleyeyim. Biz Berna Başkan'la bir yılı aşkın süredir Kayseri Spor'da olağanüstü bir mücadele veriyoruz. Doğru. Liderliğine, önderliğine kefil olduğum çok büyük bir mücadele içerisindeyiz. Emre Bey'in söylediği düşünce düşünülebilir, tartışılabilir bir düşünce. Muhalif olabilir, içeride başka bir sıkıntı mı var diye bir şey söyledi biraz önce. Aklımıza geliyor yani bunlar. Tabii, tabii, doğru, gelebilir. Şöyle söyleyeyim. Bir kere şu konuda haklısınız Emre Bey. Berna Hanım, değerli başkanımız, yanımda o açıklamayı yaptıktan sonra benim hakemlerle ilgili böyle bir görüş belirtmem, aksi yönde bir açıklama yapmam Berna Başkanımızı zor duruma düşürmüş olabilirim. Bunun için kendisinden, eğer kulübümüz adına da bir yanlış anlaşılmaya sebep verdiysem, kulübümüzden ve Berna Başkanımızdan da canlı yayında burada huzurunuzda özür dilerim. Tamam. Daha size bunun üzerine söyleyecek başka bir şey yok artık. Evet. Daha üzerine söyleyecek bir şey yok. Bir. Evet, bu bir. İkincisi, biz Kayseri Spor olarak geçen yıl hakem hatalarından dolayı gerçekten son Trabzonspor maçına kadar, son Trabzonspor maçına dahil çok ciddi sıkıntılar çektik ve puanlamaya baktığımızda düştük. Hatta Cüneyt Çakır hocamızla ilgili de o zaman ahlak sınırları içerisinde haddimi aşmadan çok ciddi bir eleştiride bulunmuştu. Biz bu yıl aldığımız karar çerçevesinde hakemler hakkında polemikten, daha doğrusu polemikten uzak durmaya çalıştık. Berna Başkanımız, bakın şunu söylüyorum, hepimizden çok daha fazla duyguları yoğun yaşayan insan. Çünkü onun yaptığı fedakarlığı bir Kayseri bir araya gelse yapmadı. Şimdi benim bu açıklamalarımdan dolayı Beyfil'de şu anda Kayseri'de linç ediliyor. Berna Başkanımızın o açıklamayı yapması kadar doğal bir şey olamaz. Onun çünkü fedakarlığı, emeği bir yana, bir de 100 milyon TL'nin üzerinde hiçbir paranın, hiçbir şekilde bu paranın da garantisi yok. Sadece kulübü kurtarmak adına bu parayı kulübe verdi. Mustafa Bey, şunu soracağım, çok özür dilerim. Seyretmişsinizdir tekrar pozisyonları. Evet. Fikriniz değişti mi peki? Hayır, hiçbir şekilde değişmedi. Deniz Çoban'ı seyrettim. Sarı kart doğru dedi. Zaten bizim hakem kurulu kurdurmamızın sebebi yanlış açıklamalara. Bakın bizde bazı maçlarda benim geçmiş açıklamalarına baktığınızda hakemleri çok ciddi eleştirdiğini görebilirsiniz. Hakem kurulumuzda kimler var Mustafa Bey? Ya bunların ismini kesinlikle açıklayamam ama 6 kişi ve biri de yabancı. Biri de yabancı. Olmak üzere tamamen tarafsız. Benim dilediğim şu, sadece bize objektif olarak söyleyin. Yani çünkü biz açıklamalarımızda inanın yukarıda tribünden maçı izlerken etrafımızdaki insanların konuşmaları duysanız, ben çıkıp oradaki açıklamalarla hakemleri de federasyonu da katlederim. Çünkü biz duygusalız. Biz orada bir savaş veriyoruz. Bir mücadele veriyoruz. Hakemin yaptığı küçücük bir hatayı o kadar büyütüyoruz ki sonuçta federasyona, MHK'ye zarar veriyoruz. Evet. Evet. Ve çok da uzatmayayım. Ama şunu eleştirebilirim. Galatasaray'ın hangi maçta, Ankara Gücü maçı sonrasıydı herhalde, Abdurrahim Albayrak Başkan'ın adalet dedi. Evet. Evet, adalet istiyor. Umarım, diliyorum ki benim bugünkü açıklamalarım
Sayın Abdurrahim Albayrak yılların da tecrübesidir. O ayrı konu ama tüm yöneticilere örnek olur. Yani objektif bakmalarını sağlar. Dilerlerse hakem heyetimizi onlara da yönlendirebilir. Burada futbol konuşarak futbolu ilerletmek lazım. Benim bakış açım budur. İnanın yarın başka bir maç oynasak, başka bir şey olsa, yine aynı şeyler olsa yine çıkıp aynı açıklamaları yaparım. Şimdi ben bundan Beşiktaş maçında da hiçbir oyun oynamamıştık. O zaman da demiştim hakem hatası yok. Ya olsa dahi biz bir oyun oynamadık. Biliyorum demiştim. Biraz önce ben söylemiştim onu zaten. Evet. Biraz o önce zaman da işte Galatasaray, Fenerbahçe taraftarları bizi linç etmişti. Bugün Galatasaray taraftarları mesaj yağmuruna tutmuş. Helal başkan filan. Ama diğer kulüp taraftarları linç ediyor. Biz bunlarda değil. İsteyen istediğini linç etsin. Bizim bir duruşumuz var. Bir bakış açımız var. Biz kendimize bakarız. Kendimizi eleştiririz. Sahada topumuzu oynamaya çalışırız. Benim aslanlarım Kayseri'nin yiğit evlatları 2 maçta 6 puan aldılar. Bundan sonra da 4 veya 5 maç kazanıp bu ligde kalacak. Sonra Allah'ın izniyle Berna Başkanımızla öyle güzel yapılanma yapacağız ki gelecek yıl İnşallah. Öyle güzel Kayseri Spor seyredilecek ki herkes hayranlıkla izleyecek. Bizim gayemiz bu yönde. Onun dışında asla ve asla art niyet olamaz. Evet, bugün başkanın üzerine böyle konuşmam yanlış anlaşılmaya açık bir konu. Ama onun duyguları dediğim gibi hepimizden daha fazla. Onun yaptığı fedakarlıkları hiçbirimiz yapamadık. Ben de bir yönetici olarak diğer yönetici arkadaşlarım elimizden geleni yapıyoruz ama 100 milyon TL'nin üzerinde bir başkan bir para vermiş, bizim verdiğimiz 1-2 milyonun önemi bile olmaz. Gayemiz bu yönde. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sayın çok Başkan, açık sözlülüğünüzden dolayı çok teşekkür ederim. İki tane çok önemli mesaj verdiniz. Bir, Berna Başkanım'dan özür diliyorum dediniz. İki, benim bugünkü açıklamalarımı Abdurrahim Albayrak ve Abdurrahim Albayrak gibi yöneticiler de örnek alsın dediniz. Size iyi akşamlar diliyorum. Kesinlikle çok çok teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde de Sayın Başkanımıza da Berna Hanımefendiye de sevgiler, saygılar. Bu kadar saygılar, Türk futbolunda bunların olması gerekiyor. Böyle Mustafa Bey'in duruşunu bu yayından sonraki duruşunu takdir ediyorum. Mustafa Başkanı ilk etapta en azından yaptığı hatanın farkında çok hızlı bir şekilde hemen pozisyon almış. Ben evet bir hata yaptım. Yayın içerisinde bu tür canlı yayında bazen kazalar olur. Bu da öyle bir kaza. Doğru söyledi şimdi. Efendim? Doğru söyledi şimdi. Hayır. Hayır. Ben diyor ki ben... Sen bana gidiyorsun. Bana gitsen doğru bana. Doğru yanlış değil. Bana gidiyordun. En son bana gidiyordun. Adalet demedi mi? Hiç iyi hiyerarşi. Adalet. Başka da adalet dedi. Benim anlatmaya çalıştığım yöneticilikle ilgili bir şey. Neyi konuşuyorsunuz? Yöneticilikle ilgili yapmış olduğum bir hata. Başkanı da böyle adalet olalım diyor yani. Berna Hanım'ın sözlerinin üstüne benim konuşmamam gerekiyor. Tabii olmadı işte yani. Bu yöneticilik hatası. O anlamda diyor. Ama doğruyu konuştum diyor. Arkasındayım diyor. Getir abi. Abdurrahim abi istemiştim ya. Onları dinleyelim abi. Boğazları ağrıyormuş. Çok geçmiş olsun Sayın Başkanım. Aman korona falan Allah göstermesin. Allah korusun. Şeytan kulağına atom bombası. Bir izleyelim bakalım Sayın Abdurrahim Albayrak neler söylüyor. Ha fotoğrafı var. Peki fotoğrafı var. Fotoğrafı var. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak maçın ardından basın mensuplarının soruları üzerine arkadaşlar bugün boğazım ağrıyor dedi ve gazetecilere teşekkür ederek stattan ayrıldı. Edelet edelet diye bağırdı ya çok onun için boğazı şişmiş olabilir. Boğazı şişmiş olabilir ya. Bak Emre ne olursun ya. Boğazı ya. Şişmiş. Yani, edelet edelet diye bağırdı ya. Ya Emre gerçekten rica ediyorum. Adalet adam bir şey demiyor. Kendisine göre kulübünün haklarını savunuyor. Ve burada da diyor ki boğazlarım ağrıyor diyor. Sayın İşte Başkan, adalet diye bağırmaktan ağrıyor. Çok geçmiş olsun diyorum. Evren Hocam. Efendim abi. Vara gidiyordun en son. Gitmez mi geçsin? Ya gitmiyor sonra gidecek. Ne konuşacağım abi sen hiçbir şey konuşturmuyorsun ki. Oyuncu değişik hatta böyle yayın olmaz bak Ertan. Ben sana söyleyeyim. Hocam. Böyle yayın olmaz Evren abi. Evren Hocam bir şey sorabilir miyim? Ya maç bir saat biz maçtan bir tane bir şey konuşamadık. Yani Galatasaray ilgili Falcao'nun Mustafa Mehmet'in. Ama çok güzel bağlantı oldu baksana. Ya bağlantı tamam güzel. O güzel. Ya bir saat şey sürdü zaten onun şeyini gazına tartışmalı geliyorsun. Pozisyonları. Yani onun amacı bu zaten. Hayır tartışmalı pozisyonları tartıştık. Tamam onu da konuştuk. Onun amacı bu ortalığı kaynatıp boş boş konuşmak. Tarafı olmazdı. Benim amacım herkes konuşuyor bunu ya. Herkesin konuştuğu boş bir konu. Boş konuşuyorsun ya. Herkesin konuştuğu kardeşim, bir konu. Kardeşim baştan ben Kayseriliyim. Sen bütün bir dur Türkiye, ya. Bir dur kardeşim. Bütün Türkiye, sen benden Kayseri daha mı savunacaksın? Ben Kayserili misin? Evet Yalçın. Bırak onlar da bilmez Kayseri maçı. Sen yeni geldi onlar. Sen, bir karışma ya bir sus sen, ya. Soğan Kayserili. Bir motorun su olsun ya. Soğan Kayserili. Bir motorun su olsun. Bir dur. Ne demek soğan Kayserili? Bir sus ya. Tabii öyle. Bir motorun su olsun. Bir dur.
Motorum benim soğumayacak. Sen Kayseri'yi de bilmezsin, hiçbir yeri de bilmezsin. Ben bilirim orayı. Orada doğdum. Sen şey, buraya sen son ben geldim. Orada doğdum. Buraya son ya ben geldim. Ya bırak dalgayı malgayı Emre. Biraz ciddi ol ya. Biraz ciddi ol. Ben Kayseri'yim kardeşim. Kayseri'nin aklını senden iyi savunurum. Savunmuyorsun işte. Başkanı arıyorum. Bırak o işleri. Ara, konuş. Sen muhabbetini burada, yap. Sen burada... Onlar bilmezler. Ben Kayseri'yi onlardan iyi bilirim. Sen burada... Anladın mı hepsini? Galatasaray marşıyla açtın. Benim babam o takımda oynadı karşısında. Bol bol anket yapalım. Şampiyon Osman. Sen oynadın mı? Ben de orada oynadım. Kayseri'de Kayseri oynadım. Babam da Kayseri Sporlu Şampiyon Osman. Sen Kayseri Spor'un hakkını savunuyorsun. Yani onlar bilmezler onu. Siz neden çok sürekli savunacak bir durum yok. Hani bir anda yok böyle gerilmeye savunacak bir anda kavga ediyorsunuz ha. Gerilmeye maçı oynamamışsın, golü atamamışsın. Bunları da konuşsun. Atacaktın golü, kazanacaktın maçı. Tamam, hakem hataları var mı? Var. Var. Ama Berna Başkan'ın bugüne kadar hiç konuşmadan bu maçtan sonra çıkıp adalet demesi çok doğru bir şey değil. Çok konuştu. 90 günlük 90 hak mahrum cezası varmış. Tamam, adalet demesi. 90 günlük hak mahrum cezası var. Daha önceki maçlarda var. En son bu maçta bitmiş. Bu maçta cezası bitmiş. Hatalar var. Bu maçta cezası bitmiş. Kayserispor'un hataları oldu Kayserispor ama bu maçla ilgili direkt buradan adalet deyip şimdi o Mustafa Bey de ben diyor böyle böyle hakemlerimiz var diyor. Onlar da profesyonel inceliyorlar. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bir tane hakem yetmiyor ama niye alttan tutmuşlar? Çok mu para var Kayserispor'a? Ya şimdi ya parayla alakası yok. O profesyonellik. Yani onun için Kayseri'yi ben iyi biliyorum. Kayserispor'u inşallah ligde kalacak. Evren ama hocam. Bu tarz gidersen böyle o zaman olmaz. O zaman derler ki sen de Beşiktaş'sın başkan. Sen de Fenerliymişsin başkan derler. Hocam sana bir soru sorayım. O Galatasaray'la o Fenerli. Ne alakası var? Kayseri'nin kendi Kayseri. Herkes kendi kulübünü savunacak abi. Ya savunacak, savunacak tabii söyleyecek. Sen ona Mustafa Bey'e deyince Mustafa Bey mesela hemen geri adım yoksa attı, özür diledi. Yoksa Hasan Çavuşoğlu mesela adam Fenerbahçe kongre üyesi. Her sene Fener'i yeniyor abi. Sen adam verdiği paraya ben, bakar ben ya. Ben canım ya. Adamın Fener'in Galatasaray'a mı kalmış? Emre ben Evren hocama şunu soracağım. Ben Sayın Abdurrahim Albayrak'ı çok severim. İnanılmaz dürüst de bir adamdır. Adamdır. Tırnak içinde onu da söylüyorum. Adamdır. Ama bugün bilerek konuşmadığını düşünüyorum. Bilerek. Yani adalet. Yani bu maçla ilgili adalet olan bir şey olmadı. Basın mensupları tarafından arkadaşlarımız tuzak sorular sorabilirdi. Bilerek bence boğazım ağrıyor dedi. Katılıyor musun? Ben Kayseri'den daha iyi bir oyun bekliyordum bugün. Daha böyle önde basan, daha postuna daha çok giren. Çok beklediler. Çok geride beklediler. Yani Galatasaray bu şekilde golü bulduktan sonra maçı alır zaten. İkinci yarı maçı force etti zaten iki tane bulup. Yani anladın mı? Biraz da teknik konuda burada öz eleştiri yapmaları lazım. Buradan girersen kaynar gider işte böyle. Peki ilk 11'de Falcao mu oynar Muhammed mi? İkisi de oynuyor abi daha ne olacak işte. Her maçta ikisi mi gelsen? Oynar her maç oynar abi. Başakşehir. Ya arkada onunla oynarlar. Ama ikisini birden oynatır. Kenarları orta saha özellikle önce alıyor. Biraz orayı aldı mesela. Başar uzunları yaktı geliyor. Yaktı uzunları geliyor. Konuşsunlar onlar. Uzunları yaktı geliyor. Hemen bir galibiyette mi hocam? Abi öyle. Moral işte o. Sen yine bir hemen... Hemen bir galibiyette. Bunlar abi. Bir galibiyette mi hocam? Ben Galatasaray taraftarı senin sözlerine çok değer verdiği için söylüyorum. Bir galibiyette değil. Oyun içerisinde eksikler var, hatalar var. Önemli olan kazanmak. Bir baba evladına ancak böyle sarılabilir. Fatih Terim'in Falcao'ya... Yalnız bak Falcao her yerdeydi bak. Falcao'ya sarılışı. Onyekuru'nun ilk golüne de mesela. Özellikle ilk yarı muhteşemdi. Eyvallah Onyekuru'nun ilk golüne de direkten döndü mesela. Bak bir şimdi, tane de atıyordu. Bak şimdi, çok pozisyon buldu. Falcao iyi durumda. Sayın Mustafa Tokgöz'ün bir açıklaması geldi. Bana 25 Temmuz 2020 yenildikleri Trabzon maçından sonra Cüneyt Çakır maçı katletti. Onu dedi zaten. Ama onu kendisi çok, söyledi. Çok güzel bir karşılaşma oldu. Oyuncularımın teknik heyetimi Canı Gölü'nden tebrik ediyorum. Ancak maalesef ünü Avrupa'ya taşınmış. Avrupa'da en büyük maçları yönetebilen büyük hoca Cüneyt Çakır bugün maçı katletmiştir. Bir kere dahi VAR'a gitmemiştir. Ne penaltı pozisyonu vermiştir ne de topun çizgiden çıkıp çıkmadığını kontrol etmemiştir. Diye böyle uzayan. Yok, onu zaten bir açıklama var. Açıklamasını tamam, yaptı dedi ya böyle tamam. Talihsiz bir açıklama yaptık. Ondan sonra da bir kurulu oluşturmaya karar verdik. Hakem ben ayrıca tebrik ediyorum. Müthiş abi hakem için. Bu muhteşem her bir şey. Her takımın bir tane hakem danışmanı olmalı. Her takım maçı analiz edecek. Hakem kararlarını analiz edip yöneticilere bunu aktaracak ve yöneticilerin farklı algı yaratmamasını sağlayacak bilgileri aktaracak bir hakem danışmanı. Hocam kulüplerimiz o kadar profesyonel yönetilmiyor ya. Ben Kayseri Spor'u tebrik ediyorum. Bir değil 6 tane ama ben şimdi farklı şeyler duyuyorum. Bu 6 hakem danışmanından bazılarının tanıdıkları ya da şeyler halen aktif hakemmiş. Yani bu çok tehlikeli. Bence hakemliği bırakmış. Önemli. Kayseri Spor'un şu anda 6 kişilik danışma heyeti. Bazılarının tanıdıkları, akrabaları halen aktif hakem. Olmaz ki. Olmamalı. Eğer böyle bir şey varsa ama tanıdıkları sıkıntı. Diyor ne alakası var hocam? Ama bu büyük sıkıntı. Ya neyi sıkıntı olacak? Olur mu öyle şey? Ya? Olur ya? Mu Türkiye'ye? Ya maçla ilgili rapor vermiş ne olacak ya? Hayır şöyle diyeceğim. Ya, o hakemlerin tanıdıkları.
Evet. Oğlu desem? Oğlu da olsun olacak. Ne olacak hocam maçı mı? Ama şu anda aktif hakem olan kişilerin orada danışman olarak biraz kulüpte olmaması lazım. Suç şahsidir. Allah aşkına, bu olaylar da şahsidir. Biraz özgürlükçü olun, liberal olun. En ufak bir şeyden ben yine de Kayseri Spor'u tebrik ediyorum. Ben bilmem. Özellikle bu açıklamalar var ya, bak Mustafa Bey'in bu açıklamaları inanılmaz. Yani algı yaratabilecekken dedi ki bizim hakem kurulumuzun, danışmanlarımızın söylediği kararlar doğru, hakem doğru kararlar vermiş. Bu açıklama çok erdemli bir açıklama. Bunu keşke Benna Başkan yaptı. Şimdi 7 numarayı bir alalım. Arda Turan'la Fatih Terim'in sarılma görüntüsü bir ekrana gelsin. Baba evlat, baba oğul görüntüsü. Fatih Terim ve Arda Turan görüntüsü. Bu fotoğraf yarın birçok gazetede, bugün birçok spor portalında, haber portallarında da çıkan görüntü. Dosta düşmana inat bir fotoğraf bu. Fatih Terim ve Arda Turan ikilisinin fotoğrafı ekranda sevgili seyirciler. Golden sonra Galatasaray'ın bugünkü güzel futbolu ve golden sonra fotoğraf bu. Fatih Hoca'nın Bein Sports'tan maç öncesinde bir grafik var. O görüntüyü bir rica edeceğim. Maç önü açıklamaları son derece farklı. Şampiyonluk resmi bu. Al sana şampiyonluk resmi. Bir saniye bir fotoğrafı tekrar geri getirin. Evren Hoca'nın, Evren Hoca manşeti evet. Veriyor. Şampiyonluk resmi al sana. Şampiyonluk fotoğrafı. Evet. Öyle abi, bu çünkü Arda çünkü o takımın sadece saha içerisinde değil, saha dışında da çok etkili. Zaten oyuncusu. Evren Hocam, Fatih Hoca yani öyle olmalı. Bu fotoğrafı vermek için almadı mı? Yani saha kenarında kendisine yardımcı olacak. Kesinlikle, ileride de hem öyle ama bence sahaya, ben maç önünde dışına. Galatasaray'da şunu gördüm. İlk defa uzun zamandan i̇şte beri. İşte şampiyonluk fotoğrafı diyelim. Evet, ilk defa bütün oyuncuların yüzü gülüyordu. Çok fark etmemiştim ama bu maç ısınmalarda falan baktım. Herkes çok mutlu ve maç zaten maçtan önce kazanmışlar. Yani o kadar pozitif enerji vardı ki takımda. Yani bu zaten o maçı kazanacak. Demek ki hafta içi bunlardan iyi ders çıkartılmış. 5 puan kayıptan. Ona göre hoca bir konuşma yapmış. Ve Fatih Hoca maçtan önce müthiş bir konuşma yaptı. Asıl olan Galatasaray'dır dedi. Oyuncular gelip gider. Hocalar gelip ben gider. Ben de gelip giderim. Yöneticiler gider. Önemli olan Galatasaray'dır. Bu çok önemli açıklama. Bu takımı da tetiklemiş. Yani oyun anlamında da belki daha da geliştirebilir. Daha da iyi oynuyor. Ama şu an sonuç önemli. Oyuna çok takılı kalmayalım. Peki. İşte şampiyonluk fotoğrafı diyor sevgili Evren Turan. Geçelim maç öncesinde Fatih Terim Bein Sports'ta neler söylüyor? Bir arkama da verirseniz görüntüyü. 2 sene üst üste şampiyon olduk. 5 maçtı na mağluptuk. En son Beşiktaş'ı yendikten sonra beni gönderdiler. Bu kulüp beni gönderdi. Daha da güzeli. 1-2 gün sonra da 19.05'te de noter kağıdı gönderdiler bana ayrılmak için. Tam 19.05'te. Ben Galatasaray'a küsmedim. Tekrar ediyorum. Çok enteresan maç önü yaptığı açıklama. 2 sene üst üste şampiyon olduk. Diyor ki yani ben 2 sene üst üste bu takımı şampiyon yaptım. 5 maçtı na mağluptuk. En son Beşiktaş'ı yendikten sonra beni gönderdiler. Bu kulüp beni gönderdi. Galatasaray demiyor. Daha da güzeli. 1-2 gün sonra da saat 19.05'te noter kağıdı gönderdiler bana ayrılmak için. Tam 19.05'te. Ben Galatasaray'a küsmedim. Yani bunu Belhanda için söylüyor evet. Fatih Hoca. Devamı yani demek mı? Ki Belhanda ile ilgili de hoca her şeyden haberi var. Onaylamış. Yani bizim bütün burada konuşulanlar şeye çıkıyor. Yani hoca bence her şeyden bilgili. Çünkü fotoğraf onay fotoğrafı bence de, değil. Onay fotoğrafı abicim, onay fotoğrafı. Dünkü fotoğraf, Florya'daki o fotoğraf, pasta kesmeler falan. Ya onaylamış işte, hoca biliyor her şeyi yani. Söylemişler. Siz daha bilirsiniz tabii hocam yani. Ya ben değil hoca. Hayır. Şundan dolayı söylüyorum. Hoca hayırlısı olsun demiş ya, konuşmuşlar. Hoca da hayırlısı olsun, siz öyle karar verdiniz. Daha iyi bilen birisiniz yani. Ne diyecek yani, yok mu diyecek, ben hani göndermeyeceksiniz diye kavga mı çıkacak, onu beklediler işte. Karıştırmaya çalıştılar, olmadı. Ya bu önemli olan o dik duruş işte. Ama kim karıştırdı? Sen işte başta, sen de hemen ikiniz. Ya nasıl ben karıştırdım? İkiniz röportajı yani yaptınız. İkiniz yaptınız. İkiniz söyledik. İkiniz karıştırmaya çalıştınız. Gazetecilik yaptı, çıktı. Yok o ayrı. Fatih Hoca ile ilgili dedi ya, o yönetim şunu yapmış, başkanı yemiş, bilmiş. Yani hep beraber göreceğiz her gün. Yalan makinesi diyor ya bize. Karıştırdı yine. Dünkü fotoğraf, Allah aşkına, dünkü fotoğraf tam bir isabet. Fatih Terim'in yönetime verdiği bir mesajdı. Belhanda'yı yanına alıp bütün takımı toplaması Galatasaray yönetimine verdiği mesajdı. %100 haklısın. %1 milyon. Bunu sadece gazeteciler istedi. Ya adam diyor ki beni gönderiyorsanız diyor, Belhanda kim diyor. Ya ben Fatih Terim diyor. Ben gidiyorsam diyor, Belhanda kim ama diyor. Ama bugün sanki Fatih Terim biraz geri adım atmış gibiydi. Hayır, galibiyet. Siz konuşmaları anlamıyorsun. Ha, ben konuşmalarından onu anladım. Onu mu anladın? Ben de giderim, herkes gider, takılmayın. Galatasaray beni yolladı diyor. Belhanda kim diyor. Bu ne demek? Geri adım ben. Başkana bir yerde diyor. Davranıyor yani. Bravo bak. Başkan, ya hayır bak, bu ne demek? Galatasaray Kulübü Başkanlığı
Belhanda'yı da gönderir. Beni de gönderdiler başkanlık makamı. Biz başkanla biat ediyoruz. Demek ki Galatasaray'da bir başkanlık demek makamı var. Terim, varmış. Fatih Terim Mustafa Cengiz'e biat etmiştir. Fatih Terim başkan değilmiş yok. Yani. Fatih Terim Mustafa Cengiz'e biat etmez. Ya ne demek etmez? Ne demek etmez ya? Ne demek etmez ya? Ne demek etmez ya? Galatasaray'da yapmayın kardeşim ya. Bak bir şey ya Galatasaray başkanlık makamına biat etmek zorundadır. Şahıslar önemli değil. Bak bir şey söylüyorum. Galatasaray'da Fatih Terim bir tarafa, başkanlar bir tarafa. Kabul etmiyorum. Taraftarın gözünde Evren Hocam benden daha iyi bilir. Fatih Terim'i göndermek için bir şey çok net 5 maç, 10 maç, 20 maç üst üste kaybetmesi lazım. Anlatabildim Fatih mi? Fatih Terim Galatasaray'a zarar veriyor. Fatih Hocam bırakır zarar verdi. Onu dedim ya geçen ya. Zaten. Kendi bırakır hocam. Ya. Ya bir şey söyleyeyim. Zarar vereceğini düşünüyorum. Ya bu şampiyon, şampiyon olunca bir dakika emin olun. Şampiyon olunca sadece Fatih Terim mi şampiyon oluyor ya? Bu başkanların şampiyonlukla katkısı olmuyor mu? Var abi. Bırakın bu işleri ya. Faruk Süren 4 yıl sene şampiyonlukta UEFA Kupası'nda hiç mi katkısı yoktu ya? Ünal Aysal'ın 2 yıl şampiyonlukta çeyrek finallerde Drogba'yı Snyder aldığında hiç mi katkısı yoktu? Kolay mı ya Snyder'i 28 yaşında buraya getirmek? Drogba'yı ikna etmek? Kim hadi yapsınlar abicim. Kim hadi yapsınlar. Ya? Paranla da yapamazsın bak bunu. Kim yok dedi. Para abi o zaman ona göre saygı duyacaksın. Kim yok Galatasaray başkanlık makamına saygı duyacaksın ya. Biat edeceksin işte abi, duyuyor işte. Hoca da olsan biat edeceksin. Onu söylüyor oyuncu işte. Da olsan biat edeceksin. Bu kadar. Onu i̇ki tarafta, şampiyonluk sadece hocaya yazmaz. İki tarafta yönetimi çok dikkatli. Söylüyor. Galatasaray yönetimi de, Galatasaray başkanı da Fatih Hoca da çok dikkatli. İkisi de böyle bak karşılıklı. Bak karşılıklı iki tane aslan gibi bekliyorlar abi. Bugün konuşmaması normal değil. Sayın Abdurrahim Albayrak'ın tamam mı? Bana kimse boğaz ağrısı. Falco geliyor Falco. Baston aldı geliyor. Fatih Hoca'nın yanında. Bastonu çıkardı Falco. Albayrak da bence Fatih Terim'in yanında. Onun için konuşmuyor. Bışar baba bastonu versene. Şimdi. TV Spor. Emre'ye yollamış bastonu. Falco hakikaten. Twitter hesabımız. Bastonu geri verdi. Twitter adresimiz TV Spor. Anketlerimize katılabilirsiniz. Bol bol fotoğraflarınızı bekliyoruz. Bana, bana bastonu yollattı Emre. Falco'ya yolla demiş. Ya da bana yolladı. Al dedi. Bir ricada bulunacağım. Fatih Hoca konuşurken ekranın bir tarafında basın toplantısında diğer tarafa da fotoğrafları koyalım. Fatih Hoca'yı bir dinleyelim bakalım neler söylemiş maç sonrasında. Önce de söyledim. Uçakta türbülans olduğu zaman direkt hostese ve kabin amirine bakarsınız. Takımım da benim suratıma bakıyor, yüzüme bakıyor, halime, tavrıma bakıyor. Galatasaraylılar da genel olarak buna bakıyor. Onun için benim enerjimin hiçbir şekilde düşmemesi lazım. Bugün ben de maç öncesi, maç içinde, maç sonunda, şimdi de olduğu gibi. Çünkü türbülansta ilk dikkat edilen şey acaba ya bir şey mi var diye en yakın çalışandır. Dolayısıyla bir şey yok demek, sakin olun demek de benim görevim. Öyle bakmak lazım. Dolayısıyla 5 puan kaybettik ama ümidimizi kaybetmedik. Geçen haftaki oynadığımız maçın skoru da olmamalıydı. Hatta Ankara Gücü'nün de olmamalıydı. Ama son 10 maça doğru giderken Galatasaray'ın son 10 maçlardaki performansı yıllar içerisinde inşallah tekrar edecektir. Bugün burada bu söylediğiniz Belhanda mevzu, bu söylediğiniz 5 puan mevzu büyük kulüplerin üstünden hakkından gelemeyecek konular değildir. Biz büyük bir kulübüz, büyük bir camiayız. Asıl olan Galatasaray derken boşuna denmiyor. Hizmet edenler teşekkürlerini hizmet için kendileri onur edilir, teşekkür edilir ama Galatasaray devam eder. Bu ben de olsam, bir başkası da olsa, hatta örnek olarak da kendimi vermiştim. 2 sene üst üste şampiyon olan, 5 maçta namağlup olan, Beşiktaş'ı o anda yenmiş olan bir teknik adamı Galatasaray'a gönderdi. Efsanesi dediği Fatih Terim'e. Onun için bu konuları muhakkak soracaksınız ama benim cevabım budur. Çünkü Galatasaray duramaz. Durursa düşer. Onun için devam etmek zorundadır. O yüzden olaya böyle bakacağız. Belhanda'yı en iyi şekilde sevgilerimizle, teşekkürlerimizle gönderdik. Hizmet eden herkese yaptığımız gibi. Onun da örneğini verdim. Burada bir daha söyleyeyim. 6 ay listeye yazmadığımız Nagatomo'yu biz en güzel dileklerimizle gönderdik. Bu Galatasaray'ın kültürü olmalı artık ki hep böyle yapıyoruz. O yüzden böyle bir şey yaşandı. Bitti, hayat durmuyor. Olayın üzerine gitmek, üzerinde fikir yürütmek, tekrar bir şey söylemek bize fayda getirmez. Çünkü
büyük kulüplerin refleksinde böyle şeyler oluyor. Bu refleks de bunu halleder. O yüzden dediğim gibi türbülansta çok sallamada bakılan yer biziz. Bizim de Allah'a şükür güvenimiz tamdır. Maç öncesi de maç sonrası da. Nitekim oyuncularıma da yansıdığını görüyorum. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Tabii ki her sonuç futbolda var ama kaybetmemek için sonuna kadar çok çaba harcayacağız. Ama bu çabamızı, bu enerjimizi düşürecek şekilde hareket edenlerin tuzağına düşmeden kendi aramızda daha fazla beraber olarak sezon sonuna kadar en güzel şekilde hep beraber olmanın, güçlü olmanın örneğini vererek üstesinden geleceğiz. Sezgin kardeş. Dur. Şimdi hoca yine tuzak dedi. Fatih Hoca yine tuzak dedi. Birilerinin tuzağına düşmeden en iyi şekilde yolumuza devam edeceğiz dedi. Yani birilerinin tuzağına düşmeden. Yani bu futbol anlamında değil. Tuzak nereden? Dışarıdan, içeriden kim nedir, neyin nesidir? Belhanda ile ilgili yapılan yorumlar hani o işte başkanla şöyle öyle böyle hani onlara çok şey yapmayın diyor yani. Benim konuşmalarıma bakın diyor. Yani konuşması o. Benim anladığım dış etkenlerden fazla etkilenmiyor. Benim anladığım Fatih Hoca diyor ki Galatasaray diyor türbülansta diyor. Bir türbülans geçirdi diyor. Ben diyor Galatasaray'ın hostesiyim. Mustafa Cengiz de pilotudur diyor. Ya sen ne diyorsun ya? Ama doğru diyor. Hostese bakıyorsun bana bakıyorsun diyor. Oldu. Böyle saçma sapan bir yorum. Ama doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Hostes abi. Bir dakika ya. Türbülansta hostese bakın dedi. Bir kere. Fatih Hoca demedi mi? Doğru söylüyor. Futbola bakın diyor. Futbola bakın diyor. Ona host denir. Tamam Fatih Terim o zaman tamam. Hostu diliyorum. Fatih Hocam hostes dediğim için özür diliyorum. Fatih Terim Galatasaray'ın hostudur. Ya geç Allah aşkına ya. Ama Mustafa Cengiz de pilottur abi. Bu Sayın Mustafa Cengiz de pilottur. Ya, pilottur tabii ki. Ya şimdi ağzımı açtırmayın beni. Kendi demedi mi? Mustafa Cengiz, Sayın ya, Mustafa Cengiz söylüyor. Galatasaray tribünlerinde. Kendi demedi mi bu adam? Fatih Hoca. Fatih Terim demedi mi adam? Bir dakika Fatih Terim az önce kendi demedi mi? Galatasaray türbülanstadır. Türbülansta uçakla kime bakarım dedi. Hostese bakarsınız. Bana bakın dedi. Ben de hostesim diyor. Hostesim diyor. Saçma. Saç çok saçma. Kendi söylüyor abi. Allah aşkına bırak. Söylüyorum çok saçma. Ama uçağın çok güzel bir yorum yaptın. Öyle mi? Pilotu Sayın Mustafa Cengiz'dir. Öyle mi? Öyle olur mu ya? Uçağın biliyorum pilotu ya. Mustafa Cengiz'dir. Hadi yırt dışı. Uçağın hostesi. Şöyle topu. Uçak bak bir şey söyleyeyim mi sana? Bu yorum nasıl olmalı biliyor musun? Uçağın pilotu Mustafa Cengiz'se uçak Fatih Terim'dir. Bunu demen lazım. Ya, yapma adam bir kendini. Şey diyor, uçak Galatasaray'dan. Yanlış konuşuyorsun. Galatasaray'la başkanlık bakanlığına saygısızlık yapıyorsun. Uçak Galatasaray'da. Başkanlık bakanlığına saygısızlık yapıyorsun. Evet. Galatasaray'da hangisi daha önemli? Özürle. Galatasaray Başkan Bakanı da saygısızlık yapıyorsun. Galatasaray'da Fatih Terim. Tamam bir anket daha aç. Galatasaray'da Fatih Terim'i bütün bir başkanlar. Bir anket daha açar mısın rica ediyorum. Bir saniye bir dakika. Fatih Terim hostes midir? Her pilot başkan mudur? Galatasaray'da Fatih Terim'i kıskanır. Her başkan Galatasaray'da hangisi daha önemli? Ankete bakar mısınız? İyi bakın tamam, ama. Bir dakika, sizin için bir anket tam ekran aç. Veriyorum bak tam ekran. %24.8 Galatasaray başkanlığı. Amacımız çok Galatasaray seyrediyor. %75.2 Fatih Terim. Bak Ertem Şener bir anket daha aç o zaman. Bir nasıl? Anket daha aç. Ne diyelim? Galatasaray mı önemlidir, Fatih Terim mi önemlidir? Ya. Hadi bakalım. Aç be. Aç bunu aç. Ya seni var ya temiz ya, seviyorum. Rica ederim. Başka bir anket yeter mi? Bir şey yüreğin yeter mi bu anketi? Başka anket bir anket istiyorum. Sen, aç o zaman. Sen Galatasaray başkanlığı bakanlığı özür dileyeceksin. Bildiğim için açlıyorum. Sayın Mustafa Cengiz'e özürle. Ben benim yüreğimin Sayın Mustafa Cengiz'e özürle. Bildiğim için açlıyorum. Sayın Mustafa Cengiz'e özürle. Yürekle falan kimse korkmaz. Bak bir şey söyleyeceğim. Bildiğim için açlıyorum. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Aç. Galatasaray'da Fatih Terim söylüyor asıl olan Galatasaray'dır diye. Tamam işte bitmiştir. Ben onun için anket yapmam ama de... asıl olan başkandır demiyor. Asıl olan Galatasaray olarak söylüyor. Sen şunu kabul etmiyorsan. Ama Fatih Terim yerini bilecek. Sen şunu kabul etmiyorsan ben senin gerçek bir yorumcu olduğunu kabul etmiyorum. Nedir? Galatasaray taraftarı açısından başkanlar evet. mı daha önemlidir Allah, Fatih Terim mi? Taraftar açısından bir, tabii ki de Fatih Terim ama bunu benim söylediğim şeyle alakası Galatasaray yok. Galatasaray başkanları taraftarın dediği Galatasaray de Galatasaray başkanı Fatih olması, Terim'i kıskanır mı kıskanmaz taraftarın mı? Taraftarın dediği bak her bu söylediğin başkanı, şeyler bak, manipülatif şeyler. Ne manipülatif? Anlatayım. Anlatayım. Hayır ya bir dakika müsaade. Manipülatif deyip duruyorsun. Bak Galatasaray bir dakika indir oğlum lütfen seni rica ediyorum. Lütfen kesme rica ediyorum. Galatasaray taraftarı tabii ki de Fatih Terim'e daha fazla evet. sempatik bakabilir. Evet. Bunlarla daha normal bir şey yoktur. Tamam. Hem oyuncusu hem hocası. Ama hiçbir zaman patron belli ise çalışan veya eleman
onun üstüne çıkamaz kardeşim. Eleman değildir Fatih. Elemandır. Galatasaray elemanıdır Fatih. O zaman para almasın abi. Ertem. Para almasın abi. Para almasın o zaman. Ertem. Elemanlar para alır. Gerekirse almaz. Gerekirse almaz. Elemanlar para alır. Ben de elemanım. Para alıyorum. Fatih Hoca. Evet ben Fatih Hoca'nın 1905 lira sözleşme yaptığını biliyorum. Ben falan kadar tanırım. Fatih Hoca gerekirse almaz o kulübü. Ben elemanım. Ben para kazanırım. Elemanlar para kazanır. Fatih Terim'in şu açıklamalarından ben Galatasaray yönetimine aba altından sopa gösterdiğini hissettim. Bravo. Sen... Sürekli sene sonunu işaret ediyor. Yemin ediyorum sen çok tehlikeli adamsın. Sene sonunu işaret ediyor. Sene sonu görüşeceğiz de getiriyor bence bu. Mayıs'ta altından sopa göstermektir. Evet. Seçilemezsiniz diye gidiyorsunuz diyor. Kapalı. Yani üstü kapalı bir şey ima ediyor. Peki orada. Ya seçilirse sene sonu görüşeceğiz diyor. Ya Mustafa Başkan'ın ekibi seçilirse ne olacak? Bak o da var. Sağ salim Mustafa bitirelim Cengiz'in ondan sonra konuşacağız seçilmesi, diyor. Ben zor görüyorum. Zor maalesef. Zor ama seçilirse de Fatih Hoca kalamaz. Niye bir dakika? Her gelecek olan Laporta da gelse Galatasaray'ın başına Fatih Terim'dir seçim abi, kozu. Fatih Terim. Her Galatasaray başkanının seçim kozu futbolcu değildir. Fatih Terim'dir. Ne hocalar geldi geçti. Fatih Terim seçimi kolaycılıktı. Geldi geçti. Fatih Terim. Fatih Terim seçimi kolaycılıktı. Başka bir şey değil. Fatih Terim Galatasaray demek zaten. Neyi konuşuyorsun? Bu kadar bu yanlış. Bu çok yanlış bir yorum. Ertem Şener. Bu diğer bir kulüpler gibi. Ertem Şener Türk televizyonlarının gördüğü en büyük manipülatördür abi. Niye? Bak sana yemin. Dün Beşiktaş diyorsunuz. Yok sana ben inanmıyorum. Ama bak, bak hem Beşiktaşlısın bir de evet. Sayın Fatih Terim'le çok iyi ilişkilerim var. Onun için bunları burada kullanıyorsun. Ve Galatasaray yönetimini ayaklar altına almaktan da hiç üzülmüyorsun. Hiç yüzün kızarmıyor yani. Ayıp neden? Ediyorsun. Neden kızarsın? Ayıp ediyorsun. Niye? Fatih Terim'i ayıp ediliyorsa. Bir tarafta. Fatih Terim'i ayıp ediliyorsa. Bir tarafta tamamıyla gönül işi yapan bir yönetim var. Bir tarafta bu işi profesyonel yapan. Para da gidiyor bir de adamların ya. Bir de bu tarafta tabii gönül işi yapıyor. Sanıyorsun Ertem Şener yönetici kolay bir iş mi ya? Her yönetici gönül işi mi? Cepten para ediyorsun. Tabii gönül işi yapıyor. Hadi ya. Mustafa Başkan bağlan kaç para yatırdın Galatasaray'a anlat bize. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir o eksik. Orada gönül işi kim biliyor musun? Gönülden yapan Abdurrahim Albayrak diyeyim bana tamam diyeyim. O da öyle yapıyor. Mustafa Başkan bak. En büyük adam hayatını ortaya koyuyor. Yapma ayıp. Bir dakika ya. Adam hasta. Allah şifa versin. Evet. Mustafa Başkan dedim ben. Galatasaray başkanlığı makamından özürleyeceksin. Ben Galatasaray. Tekrar ver orayı. Ya. Geri al ver. Hadi canım oradan. Sen orada ayıp ettin. Hakikaten ayıp ediyorsun. Sayın Mustafa Cengiz'i. Fatih Terim bir yana bütün Galatasaray yönetim bir yana dedin ya. Öyle dedim. Öyle olmaz. Fatih Terim bir olmaz. Kabul etmiyorum. Fatih Terim. Bütün başkanlar bir yana dedim bak. Sayın Fatih Terim elemandır. Yönetici şeydir. Galatasaray'ın çalışandır. Profesyoneldir. Haricinde profesyoneldir. Galatasaray'a gelmiş geçmiş en büyük ismi Ali Sami Yen'den sonra Fatih Terim'dir. Ne Metin Oktay'ı ya? Metin Oktay'ı kaç kere seyrettin? Olmuş buralara gidiyor. Ya ne Metin Oktay'ı? Ya ne Metin Oktay'ından kaç kere Metin Oktay'ı? Bir tane bak bir Metin Oktay'ın da üstüne Metin Oktay'la Fatih Terim'i bir tutuyorsanız yorum falan yapmayın. Ben sana bir şey sorayım. Sen hayatında Ali Sami'yi mi gördün ya? Abi böyle bir şey olamaz ya. Sen uçmuşsun baba. Ya nerelere girdiniz ya? Allah aşkına ya. Siz hasta mısınız ya? Uçmuşsun sen ya. Sen nereye gitti olay ya? Konu nereye gitti ya? Kusura bakma sen uçmuşsun ya. Ben sana bir soru. Fatih Terim. Bir daha soruyorum. Sadece. Ben Mara gidiyorum abi. Ya sen Ali Sami'yi kaç kere seyrettin? Bunu bana daha önce sorayım. Bak Ali Sami'yi programda diyor ya sen Abdülhamit'i savundun. Tam öyle olduk yani. Ya Evren Hoca Mara gitti. Fatih Terim UEFA kupasını getirmiş. Metin Oktay Galatasaray'da krallık yaşamış. Ya az mı yani? Yapma. Fatih Terim'le ne olur? Ya yapma bırak sen Allah Fatih, aşkına. Sen Fatih manyak. Evet. Bugün Galatasaray Kayseri'de çok haklı bir galibiyet aldı. Tabii Falcao'nun golünü ve Onyekuru'nun Galatasaray uçuruşunu konuşamadık yine klasik. Galatasaray ben bugün takımda şampiyonluğa inanmış ve o mücadeleyi gördüm. Tabii oyun içerisinde ufak tefek hatalar da olsa önemli olan kazanmaktı. Özellikle Fatih Hoca'nın maçtan önce verdiği demeçler ve konuşmalar Galatasaray'ın tekrar birleştiğini ve bu yarışta sonuna kadar bu yarış sürdüreceğini gösteriyor. Tabii Fatih Hoca ile başkanla ilgili yorumlar klasik, maçı yine konuşamadık. Tabii bunlar da konuşulacak. Bunlar da konuşacak ama gerçekleri konuşmak lazım. Yoksa olayı devamlı başka yönlere çekmek bizim futbolumuza hiçbir şey kazandırmıyor. Yani devamlı Fatih Hoca. Yani Fatih Hoca'yı herkes biliyor. Galatasaray'ı herkes biliyor. Bu algılarla bir şey olmayacağını zaten haftalardır söylüyoruz. Ama Galatasaray bugün özellikle Falcao 4,5 aydır top oynamıyor. Ama gel görün ki Fenerbahçe'nin forvetlerinden daha çok gol attı şimdi. 8 gol 3 asist. Onları konuşacaklar. Baston bastan diyordu. Bastonu getirdim. Bastonu içeride vereceğim ona. Baston diyordu ya. Perotti'di şimdi o baston.
gitsin başlarına versin. İlla onlarla bu tarz konuşmak lazım. Onlar anlıyorlar, o dilden anlıyorlar. Yoksa futbol tabii ki konuşmak istiyorum ben. Ama futbol konuşacak ortam yok Türkiye'de. Onun için bunlara cevabını vereceksin, susturacaksın. Yoksa başka türlü akıllanmazlar. Herkese iyi akşamlar tekrar. Evet, Evren Turan var odasındaydı. Teşekkür ediyorum hocama. Buradan Metin Oktay'ı da rahmetle anıyoruz. Ali Sami'yi rahmetle anıyoruz. Fatih hocama da Allah uzun sağlıklı ömürler versin. Mustafa başkanıma da Allah sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler versin. İnşallah her şey gönüllerince olur herkesin. Abdurrahim abiye de bir kez daha boğazlarından dolayı geçmiş olsun. Ama ben Abdurrahim Albayrak'ı tanıyorsam eğer sayın başkanı. Çok da iyi yapmış, konuşmaması da güzel olmuş, tuzağa düşmemek için. Sayın Başkan'a da selamlar buradan. Sen de Evren gibi başlama yine tuzaklar var. Fatih Hoca gibi tuzaklar var, her taraf tuzaklarla dolu. O Fatih Terim diyor tuzağa. Sen de söyledin. Ya Evren Turan tuzak demedim. Tamam, sen söyledin sen. Tuzağa düşmemiş dedin. Kim? Abdurrahim Bey. Evet, tuzağa düşmemiş diyor. Tamam, sen de söyledin. Caner oynuyor mu yarın ya? Evet, Fenerbahçe'nin 11'ini bir getirelim mi ekrana? Önce bir iddia oranını getirin arkadaşlar. Fenerbahçe Gençler Birliği karşılaşması. İddia oranını bir ekrana getirelim bakalım. 23 numara ekrana gelsin. Fenerbahçe'ye 1.18, beraberliğe 4.75, Gençler Birliği'ne 6.50 veriyor. Fenerbahçe'ye 1.18, beraberlik 4.75, Gençler Birliği'ne 6.50 veriyor. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini bir görelim. Bu arada VAR odasından etiketiyle TV100 Spor Twitter hesabımızdan yazabilirsiniz. Fenerbahçe Gençler Birliği maç skoru sizce ne olur? Fenerbahçe kalede Altay. Sol tarafta Novak, sağ tarafta Gökhan. Serdar ya da Tisserand. Serdar'ın çünkü kart cezalısı olması durumunda Beşiktaş'a karşı oynayamama tehlikesi var. Beşiktaş'ta 3 tane oyuncunuz kart sınırındaydı. 3'ü de oynadı. 3'ü de görmedi abi. Görmedi. Ha. Ne oldu? Sıkıntı mı oldu? Ya görmedi diyorum yani. Görmedi evet. Yani bunu görecek anlamına geldi. Atilla Zalai, Gustavo, Mert Hakan, Sosa, Pelkas. Ben Pelkas'ın oynayacağını sanmıyorum. Pelkas oynayacak ya, nasıl oynayacağını sanmıyorum. Yani bir hala sakatlığı, yani o boyun baş sakatlığı. Yok, iyiymiş, çıkıyor antrenmanlara, çıkıyor. Ferdi, Tiam, Osay. Pelkas, Ferdi, Tiam, Osay. Forvet Gustavo, var mı? Forvet. Sosa. Forvet kim? Tiam. Fener'de forvet. Tiam. Niye? Yeni başlıyor mi almış? Forvet var mı Fenerbahçe? Yok. Yok. Yok, Fenerbahçe'nin forveti yok hakikaten, doğru söylüyor adam. Abdülkadir Bitigen. VAR Online bir ekrana gelsin hemen Fener. Bir dakika, Fenerbahçe kadrosu seni tatmin etti mi Emre? Bu ilk 11. Yani ben bugün sormadım ama. Yani normal, doğru kadro olabilir. Böyle çıkabilirler. Caner ilk 11'de mi diye soruyor. Yok değil. Caner. Değil. Değil Caner ilk 11'de. Neden? Ferdi oynar mı? Ferdi o önemli. Ferdi oynatmıyor normalde. Açıkçası şimdi sormadığım için bugün kadroyu tam hani şey yapamıyorum. Üzerinde konuşamıyorum ama. Caner'in affedilmiş olması dengeleri yine bozabilir mi? Yok, bozmaz. Caner'in bozmaz. Valencia cezalı bu arada. Artı etkisi oldu. Valencia cezalı. Ne dedim burada? Dedim ki Caner'e ceza verin. Kadro dışı bırakın. Artı doğru etkisi hamleydi. Oldu. 29'u verin arkadaşlar. 29'u. Doğru hamleydi. Fakat uzatmamak da lazım. Çünkü bu adama para ödüyorsun Deniz. Onu soruyorum. Yani ense yapıp da para alacağına içeride kullanmakta fayda var. Çok etkili oldu. Bu ceza yöntemi çok etkili oldu. Ödül ceza olayını iyi uyguladıklarını sonra düşünüyorum. Affedildikten sonra idmandaki görüntüleri Fenerbahçe'de sürekli yüzü gülüyor. Hep İrfan Can'la yalnız. Hep İrfan Can'la. Aynen hep İrfan Can'la. Hep İrfan Can'la bak. Faydası olmuş cezanın. Bayağı gruplaşma diyordu ya, gruplaşma. Kadro dışı bırakıldığında İrfan mesela ona şey yaptı. Destek oldu. Destek tweet'i attı biliyorsun, hatırlıyor musun? O da enteresandı yani. 28'i bir ekrana getirelim mi? Emre Belezoğlu ne demiş? Bir ekrana getirelim. Ona Emre Belezoğlu, benim arkama da verir misiniz arkadaşlar? Ertem'in arkasına ver. Caner'le ilgili bir karar vermek durumundaydık. Başkanımız, yönetici arkadaşlar ve hocamızla beraber oturduk ve Caner aramıza katıldı. Caner yanlış anlaşıldığından dolayı takım arkadaşlarına, hocaya bizim önümüzde, takımın önünde gerekli cümleleri kullandı ve üzgün olduğunu iletti. Tekrar ediyorum. Caner'le ilgili bir karar vermek durumundaydık. Başkanımız, yönetici arkadaşlar ve hocamızla beraber oturduk ve Caner aramıza katıldı. Caner yanlış anlaşıldığından dolayı takım arkadaşlarına, hocaya bizim önümüzde, takımın önünde gerekli cümleleri kullandı ve üzgün olduğunu iletti. Bir şey söyleyeyim mi? Sevgili İrfan 25 Sözcü Gazetesi'nden yazmış. Serdar Sarkart'ında değil demiş. Ha, değil mi? Çok özür dilerim. Teşekkür ederim. Sözcü Gazetesi'nden Serdar değil mi? Ya İrfan 25. İrfan Bey'e çok teşekkürler. İrfan'a çok teşekkürler. Sözcüye teşekkürler. Evet. Caner ama hiç özür dilemiş gibi durmuyor diyor. Çok sevinçliydi. Gülüyor yani. Sanki bak zaten özür devamı var. Orada. Ekrana geliyor. Özür dilemiş. Devamı geliyor. Biz Caner'i tanıyoruz. İçinin dışının bir olduğunu biliyoruz.
Caner hiçbir zaman kafasının arkasında planları olan biri olmadı. Ne yaptıysa zarar olarak kendine yapmıştır. Etrafındakine zarar verecek biri değildir. Karakterli de biri. O da bu durumdan rahatsızdı, üzgündü. Emre devam. Caner özür diledi kendine, diyor mu? Kendine, Emre Caner özür diledi. Ben sanki ilk dokunmadım. Ben Caner diyor, gereken şeyleri söylüyor. O ayrı. Gereken özür ifadelerini kullandı. Tabii diyor. Gerekli olan. Direkt özür diyor mu bak? Üzgün olduğunu demiyor, yazıyor. Hayır, hayır. Demiyor işte. Biz Caner'i seviyoruz. Yok sanki bir dakika. Ne kadar, var ya söylüyoruz. Bir dakika bakalım. Biz Caner'i seviyoruz. Ne kadar iyi Fenerbahçeli olduğunu da biliyoruz. Başkanımıza ve hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Bizim burada Samandıra'daki liderimiz Erol Bulut. Bunu daha önce de söylemiştim. Bakın, bizim burada Samandıra'daki liderimiz Erol Bulut. Bunu daha önce de söylemiştim. Hocanın isteğine göre hareket ediyoruz. Bu cümle çok 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 önemli Fenerbahçe açısından. Caner'in özüründen falan bile yani. Eğer bir ortaya yol bulursak, hepimizin fikirleri ayrı da olabilir ama önceliğimiz hocanın isteklerini yerine getirmek. O yüzden hoca da Caner'in bizimle beraber olmasını istedi. Caner'in de adım atması gerekiyordu. Belli ki yönetim Caner'i kadro dışı bırakmış. Yönetim Erol Hoca'ya bastırmış. Yönetim ve Erol Hoca. Ama sanki... Yok, Erol Hoca bırakmış. Hepsi ya, özür dilemiş derken... Ama konuşmadan ben onu anlıyorum. Erol Hoca da var. Abi, ve şu özür var mı? Direkt özür kelimesi özür var. Özür dilemişler var, şöyle var, bir şey. İlk sayfada var. O Emre'nin dediği futbolcuya dayalı var ya, gruplaşma. Onlar evet, sanki evet, özür dilemişler. Onlar özür dilemiş hepsi. Sanki bütün o grup demiş, değil mi? Ha. Caner'in, Gökhan'ın falan ha, işte olduğu, Ozan'ın. Yani o dediği grup, belli bir futbolcuya dayalı düzen... İrfan'ın da dahil. İrfan mı yeni geldi? Futbolcuya özür dilemiş gibi ne demiş? Eğer ortada bir... O ilk sayfaya da bakabilir miyiz? Sanki özür ifadesi ya yok gibi. Ya niye yok, yok ya? Abi yok işte. Yok bak, ifade yok. Ben bir karar vermek durumundaydık. Başkanımız, yönetici arkadaşlar ve hocamızla beraber oturdu ve Caner aramıza katıldı. Yani Caner transferde ben Emre'ye şöyle kanka, diyorum. 24 tane bak. Yok abicim, özür cümlesi yok. Yok yok, özür. Belli özür ki yok. Pazarlık yapılmış. Evet. Caner ben özür diliyorum dememiş. Dememiş. Üzgünüm derim demiş. Bak ben bunları yaşadım. İyi bilirim yöneticiliği. Evet. Bravo, İyi bilirim, belli ki Caner ben özür dilemem kardeşim demiş. Ya sen Emre'nin söylediklerine bakma. Ben sana bak yok yok. Evet, Emre, evet. Emre de çok akıllı adam. Emre çok akıllı adam. İki tarafı da idare etmiş. Tabii tabii. Ya, tabii ya, masa tutmadığına bak. Demiş, özür dilemiş. Hayır, özür yok. Bak kim iddia ediyorum, Caner özür dilememiştir. Dilememiş. Caner futbolcu dilemiş olarak abi, ağırlığını bildiği için... Tamam mı? Bunu kullanmış ve... Ne olacak Caner ya? Olur mu öyle adam? En çok aşı yapan adam ya. Kendileri geldiler. Salah'ı orada kullanınca demek ki diyor ki adam kendi kafasından plan yapıyor. Diyor ki stoperde boşluk verecek bunlar. Bana mahkumlar diyor. Ya Caner bu takım banka oyuncusu ya normalde. Bak işte büyük problem var. Bak tekrar söylüyorum. Bak orayı. Caner özür dilememiştir. Bak Caner oynamalı diyor. Caner özür dilememiştir. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Sayın Baki Ersoy. Saygılarımızı, selamlarımızı iletiyorum. Buradan kendilerine hürmetlerimizi iletiyoruz. Fazla söze gerek yok. Kayseri Spor bugün bir mağlubiyetten fazlasını aldı. Yoksa galibiyetler olur, mağlubiyetler olur ama takım olamazsanız böyle olur. Şehir, başkan, yönetim, teknik heyet, futbolcu, taraftar aralarındaki kopukluklar günün sonunda marka değerini zedeliyor. Yapmayın. Demiş Sayın Baki Ersoy'a, saygılarımızı iletiyoruz buradan. Sevgili seyirciler, Abdülkadir Bitigen ondan önce bir dakika. Benden bir fotoğraf istedi sevgili Bışar Özbey. Evet. Fenerbahçe yemek fotoğrafları. Bir yemek yemişlerdi. Evet. Fenerbahçe'de bir yemek yendi. Yemek yendi. Bir ekrana getirebilir miyiz? Evet. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç. Bir et restoranına gittiler hep beraber. Bütün takım, futbolcular hepsi beraber. Emre Belezoğlu burada. Emre Belezoğlu. Bu ne ya? Bir dakika bir dakika. Fotoğrafı geri alın. Bir dakika bir dakika. Bu ne ya? Şapkalı. Fotoğrafı geri alsanıza. Hangisi? Ya bir iki tane geriye. Alabilirler mi Ertem Şener rica etse? Geliyorlar bir dakika, geliyorlar. Kaç aylıksın sen ya? Geliyorlar bir amatüre ya. Evet bu. Bu ne ya? Bu ne abicim? Emre Belezoğlu. Abi Emre Belezoğlu'nun şey ünvanı ne bu takımda? Sportif direktör. Abi böyle sportif direktör mü olur? Kafadaki ne öyle kukulete takmış? Abi belki adamın kulakları ağrıyor abi. Bu ne abicim, restorandasın bir kere ya. Abi belki genel abi, örf hastadır, adet hastadır oğlum, kurallarına aykırıdır ya. Bilmiyorsun abi. Restoranda kapalı yerde şapka takılmaz. Adam, ya bırak. Belki. Bak hasta. Emre bol böyle sportif direktörlük olmaz. Hasta. Emre sana yazıklar olsun ya be. Allah Allah. Ya Milano'ya gittin. Madrid'de, Inter, Milano'da yaşadın, Inter'de bak, oynadın. Allah Allah böyle dilini döndürmesin. Lipçiyazı'nda oynadın. Atletico Madrid'de oynadın. Bak bu nasıl bir tip ya? Allah Allah. Ya bu nasıl sen bir tip? Ne demek ya? Ya kafasına geçirmiş Kukureta. Kapalı ben ortamda. Hasta ya. Nezaketsiz bir davranış. Hasta. Ben bazen evde Kukureta'yla oturuyorum. Yapma kurban olayım. Evde ya oturursun. Tamam. Ama toplum içinde kapalı ortam. Hastasındır. Şuraya tamam, haftaya kukureta tak kafana o zaman. Hayır bir dakika. Haftaya bütün yayını kukureta... Yarın. Yaparım, ne olacak? Yarın kukureta ile geçirme. Hastaysam yaparım. Hastalıkla ne alakası var? Belki hasta diyorum abicim, adam. Abicim bak o zaman o yemeğe gelme.
Hayır, ben gelmesem konuda... başka şeyler çıkıyor konuşacak millet. Abi olur mu öyle şey ya? Gelir orada bir video konferansla yayınlar. Ha, bütün bunların aksine. Bak hiç hoş eğer bir hasta değilse. Bir dakika dur. Eğer hasta değilse şu görüntü olmaz. Olmaz işte onu diyorum. Hastaysa abi bak, olur. Bak en iyi Ertem Şener'i bilirim. Yok bak, hasta değil. Avrupa'da bak. Hasta değil. Avrupa'da benim pek çok sportif direktörü arkadaşım var büyük kulüplerde. Evet, evet. Inter'de var, Milan'da var. Ya bu nasıl bir tip ya? Mesela ya. Rui Costa. Tabii ya bizim iyi arkadaşlar. Abi herkesin, şapka takması lazım. Yapma bırak kurban olayım ya. Bu ne ciddiyetsizlik. Herkes şapkalı olması lazım. Emre, buradan bütün Türk gençlerine sesleniyorum. Emre sana hiç yakışmıyor. Mutlaka şapka takın. Bırak şu şapka falan kukureta takma. Kukureta takma o kafaya. Türk gençlerine sesleniyorum. Sen Emre ciddi bir iş yapıyorsun Emre. Herkesi idare etmeye çalışmış. Başkanı, hocayı, futbolcuları. Abi kukureta ile mi yapıyorsun? İdare etmeye çalışmış. Kukureta ile olmaz. Başka fotoğraf var mı? Şekline şemaline karışma. Hayır hayır. Bak. Caner Bekir özür dileriz abi. Bak Caner özür dilemedi. Google'da insanlar nasıl şekil oluyor? Bu fotoğraf tam ekrana gelsin. Bir dakika. Bura Google değil. Google'da tam ekrana gelsin burada. Sayın Ali Koç ayakta orada. Bu ne? Bu ne ya? Emre Belezoğlu oturuyor orada. Abi bak bir dakika. Sakın kimse sözümü kesmesin. Az önce Emre Belezoğlu ne dedi? Dedi ki Samandıra'nın lideri Erol Bulut'tur. Evet. Ben bu fotoğraftan ne algılıyorum? Ekrana versinler lütfen fotoğrafı. Ne algılıyorum biliyor musun? Evet. Belli ki Kalamış'taydı herhalde Fenerbahçe'nin yönetim tesisleri. O, evet. Kalamış'ın da lideri Emre Belezoğlu'dur. Neden? Yok Kalamış'ın lideri bence öndeki kardeşlerimizdir. Yok kardeşlerimiz. Bir dakika bir dakika bak manipüle etme. Manipüle etme. Bak manipüle etme. Bak Ali Koç ayakta adeta. Türk gençlerine sesleniyorum. Şapka takın. Kulüp başkanı. Öyle olmayın. Yancı şapka gibi takın. Emre Belezoğlu da orada ayak ayak için 60 oturmuş. Bara gidiyorum ben abi. Kulüp başkanımız nasıl konuyu kapatıyor gördün mü? Konu kapandı. Gelince tekrar konuşacağız. Böyle bir şey yok. Evet Emre Bol. Emre Bolozoğlu. Var odasına gidiyor. Emre Bolozoğlu. Emre olunca konu hemen şey oldu. Kapantı. Abi sen niye bana şey yapmıyorsun, işaret vermiyorsun? benim dakikalarımdan gitti bu arada. Herkese iyi akşamlar. Tabii bu akşam yine bir hakem mezahati gördük arkadaşlar. Kimsenin fazlaca konuşmadığı, üzerini kapatmaya çalışıyorlar bizim arkadaşlar da biliyorsunuz. Fakat işte o taç pozisyonu, çok önemli bir pozisyondu bana sorarsanız. O taçın dönüp Kayseri Spor kalesine gidip gol olması. Taylan Antalya'nın pozisyonunda biz bile ayrıldık. İşte bir sürü hakem hocası... sarı kart dedi, birçoğu da kırmızı kart dedi. Onda bile ayrılırken birçok pozisyonda vara bile gidilmemesi filan. Akşamın ilginç hikayelerinden bir tanesiydi bana sorarsanız. Ama ben bu akşam çok fazla Galatasaray konuşmayacağım arkadaşlar. Bu akşam biraz Fenerbahçe konuşacağım. Çünkü Fenerbahçe önüne baktığı, Fenerbahçe rakiplerini yendiği sürece Fenerbahçe'nin önünde zaten kimse duramaz. Böyle çok çok önemli, yarın önemli bir maç var. Yani tabii ki akılların herkesin aklı Beşiktaş karşılaşmasında o daha önemli bir maç ama Gençler Birliği maçı öncelikli olduğu için Fenerbahçe için en önemli maçların başında geliyor. Yarın alınacak galibiyet Fenerbahçe'yi derbiye kadar stresli bir şekilde götürür. Fakat Allah korusun şu iç sahada bu sene yaşanan o krizler yarın akşam da gerçekleşirse Fenerbahçe hem şampiyonluk yarışını havlu atar hem de inanılmaz iç sıkıntılara geve bir hafta geçirmiş oluruz. Ve Fenerbahçe'nin derbiye o şekilde çıkması çok büyük sıkıntılara neden olabilir. O yüzden herkes Beşiktaş maçını bir kenara bıraksın bütün futbolcular. Yarınki Gençler Birliği maçına konsantre olsun. Fenerbahçe'nin ben yarın Gençler Birliği'ne rahat bir skorla açıkça söylemek gerekirse yeneceğine inanıyorum. İçeride Emre Belezoğlu'nun şapkasına falan taktılar. Böyle saçma sapan şeyler aslında çok fazla konuşmak istemiyorum ama arkadaşlar şapka takınca ne oluyor? Çizme giyince ne oluyor? Ya bu neye benzer biliyor musun? İşte başörtülü kadına karışmakla mini etekli kadına karışmakla aynı şeydir. Bu kafa yapısından bir önce kurtulmamız lazım. Yani özellikle Bışar'ın kafa yapısından bir önce kurtulmamız lazım. Herkese selamlar. Evet. Sevgili seyirciler Emre Bol da konuştu var odasında. Emre'nin bundan şimdi, sonraki adı Kukulet Emre'dir. Ya Allah aşkına Emre Belezoğlu'na dedirtmem böyle. Ben Emre Bol'u bahsediyorum. Emre Bol'dan bahsediyorum. Bağırma. Emre dedim. Emre 30 numara kana gelsin. Bunu bu kafa ne kafası biliyor musun? Kukulet'e kafası. Bu kafa. Başörtülü kardeşlerimize. Bak yapma bunu. Niye başörtülü? Girme niye etekli? Niye etekli kardeşimize? Herkes bilir. Niye mini etek giyiyor diye. Aynen bu şekilde. Niye taş şapka takıyorsun? Liberalliğimi hele hele. Niye şapka takıyorsun? Diyemezsin. Diyemezsin kardeşim. Kimsenin giyimine kuşamına karışamazsın. Benim 28 Şubat'la ilgili görüşlerimi de herkes bilir. Hiç sadece başörtülü demedim. Başörtülü de mini etek. Şimdi bir saniye. Sonuna kadar liberal bir saniye. 30 numara ekrana gelsin. 30 numara ekrana gelsin. 30 numara ekrana gelsin. Bu ülkede sağ içinde ve dışında mağdur edilmiş tek kulüp Fenerbahçe diyor Emre Belezoğlu. Tek bir cümle.
Tekrar ediyorum. Bu ülkede saha içinde ve dışında mağdur edilmiş tek kulüp Fenerbahçe diyor Emre Belezoğlu. Katılıyor musunuz? Bir daha Galatasaray'a dönerken ben şey Galatasaray için diyordu. Yok bence öyle. Saha içinde saha dışında hakikaten çok büyük sıkıntılar yaşadı. Zaten bir 3 Temmuz olayı var ki artık onu konuşmak bile istemiyorum. Çok üzerine çok fazla konuştuğumuz konulardan bir tanesi. UEFA'nın açıklama yaptı. Arkasından kimlerin hangi FETÖ'cü savcıların Kasır açıklama yaptı. Hangi FETÖ'cü savcıların evet. Hangi FETÖ'cü Kasır onayladığını mı diyorsun ya? Bak dinliyor musun beni? Yok Kasır onayladı mı söylüyorsun? Kasır nasıl onayladı? FETÖ'cü savcıların ve FETÖ'cü polislerin aldığı şeyleri onayladılar. Yaptığı şeyleri onayladılar. Sen de onaylıyorsan o zaman sen de onların kafasındasın demektir. Ne diyorsun sen? Onu söylüyorum sana. Hop. Onu söylüyorum sana. Saçmalama. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Kasır onayladı falan diye. Yeter be. Kasır onayladı falan ne? Yok yok. Kasır onayladı falan ne? Bir şey söyleyeceğim. Akıllı ol. Kasır onayladı aklını falan ne? Bak. Kimin aklını alıyorsun sen ya? Alırım. Doğru konuş benimle. Akıllı ol. Bir şey söyleyeceğim. Ben öyle konuş. Bana öyle. Kasır halledi. Kasır halledi. Ne kasır halledi? Kas kas. Ne kasır? Bir UEFA'dan kim götürdü onları kasa? Hiçbir şey konuşmuyorsun. O işleri kim kasa götürdü? Hep kapatıyorsun olayları. Kim kasa götürdü? Bırak bu işleri ya. Bir şey i̇şine geldi bir konuşuyorsun. Konuyu, konuyu işine gelince oradan FETÖ'cüler şöyle böyle işine gelmeyince kasa kim fasa götürdü? Bu şerefsizler götürmedi mi? Götürdü şerefsiz kardeşim. Bana ne FETÖ'cülerden? Şerefsiz FETÖ'cüler götürdü. Onları. Şerefsiz FETÖ'cüler yaptı bu işi. Ben şey. Nereden bileceğim? Bu organizasyonu şerefsiz FETÖ'cü polisler, şerefsiz FETÖ'cü savcılar, şerefsiz FETÖ'cü hakimler yapmıştır kardeşim. Bırak şimdi bu işleri. Tamam mı? Boş konuşmayacaksın. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Otobüs kurşunlanması. Sadece değil ki. Sağ dışında da Fenerbahçe sıkıntı yaşadı. Otobüs kim kurşunladı daha Fenerbahçe'nin? Doğru. Kim kurşunladı Fenerbahçe otobüsünü? Doğru. Şampiyonluk yarışına giderken. Ne oldu? Ortalık kapandı gitti. Kurşunlayanlar bulundu mu? Bulunmadı. Olmadı işte. Mahmut Uslu'yla Sayın Mahmut Uslu'yla konuşuyoruz. Rezil oldu. Herkes biliyor diyor kimin iş yaptığını. Olmaz. Niye çıkmıyor kardeşim? Bak, şimdi rezil oldu. Size komik bir VTR getireyim ben. Çok kısa bir şey söyleyeceğim bak. Bak bu işte bu benim kırmızı çizgim. Bana burada bir daha bu lafı açmayın bak. Hangisi ya? Bu lafları burada açılmasın. Hangi laf var ya? Bak kasmaz falan diyor. Ben sen kendini açtın kardeşim. Sen kendini söyledin. Bak kas ben 3 Temmuz benim kırmızı çizgim. Kasta olan bir dalga geçiyor. Kasta olan şey geçen ergen Galatasaraylılar şey yapıyor dolaştırıyor. Ne Galatasaraylılar? Bütün Avrupa'ya iniyor. Bakın beyler ben çok rahatsız oldum. Rica ediyorum hukukçu olarak istiyorum. 2014 yılında müsaade et bak 2014 yılında benim canımı sıkmayın ya. Kanal 24'te programa çıktım. Dedim ki 3 Temmuz Türkiye'ye futbol üzerinden yapılan bir darbe girişimidir dedim. Hala da arkasındayım. İyi biliyorum. Tamam mı? Hala da arkasındayım. Ama evreni de sen yanlış anladın Emre. O başka bir manada söyledi. Hani abi kasla o, ilgili. O mana kasta, kastaki şike muhabbetini falan söylemeye çalışıyor. O zamanki dediğin gibi o şerefsiz FETÖ'cülerin hepsi 3 Temmuz'daki tamam mı? Hepsi alayı Fenerbahçe'ye Galatasaray'a, Beşiktaş'a tuzak kurdular Trabzonspor'a Türk futbolu üzerinden. Ama 3 Temmuz, orada evren başka bir şey. Başka bir şey söyleyeyim. Sadece şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi, 3 Temmuz 15 Temmuz'a giden yolun sporda yok mu abi ilk mihenk taşıdır. Hala var. Bak sırayla söylüyorum. 3 Temmuz 7 Şubat İstişamlığı krizi. 17-25 Aralık operasyonu ardından 15 Temmuz. Dolayısıyla bunlar hep peş peşe gelmiş. Bu ülkenin irmik demokrasisine darbe vurmak isteyenlerin koymaya çalıştığı darbelerdir. Dolayısıyla bizim 40 numara hazır olsun. Burada 3 Temmuz'u savunacak halimiz yok. Yok 3 Temmuz'da, yalan mı? Her şey yalan mı yani? 3 Temmuz'da o kadar hukuk katliamları yaşandı ki soruşturmaya başlatan savcılar sonra suç cezada tutukluğa itirazlara baktılar. Hiçbir ortada yok şimdi. Rezil hukuksuzluklar oldu, hiçbir yaşandı. Ortada, hepsi kaçtılar. Vay haline orada o iddianameler sebebiyle 8 ay, 10 ay, 12 ay hapis yatan insanlar oldu. Bunların aileleri mağdur oldu. Yapmayın. Tamam. Ha burada onu savunan insan da yok. Şimdi, ona da eminim. Allah korusun Evren Duran ya. Evren bambaşka bir şey söyledi. Tabii. Allah göstermesin. Çok Allah çok korusun. Ağır bir operasyondu. Şimdi geçti gitti o günler. 31 numarayı bir ekrana verelim. Büyük bir tarihe sahip ve genelinde tanınan bir kulübe geldim. Burada gelişimim ve ilerlemem için her şey mevcut. Oynadığım oyundan taraftarların memnun olduğu şeklinde geri dönüş aldığım için de çok mutluyum. Takımım için elimden geleni yapıyorum. Büyük rüyamızın gerçekleşmesine, şampiyon olmamıza 12 maç kaldı diyor sadece. 12 maç kaldı diyor Atilla Zalai. Bununla ilgili Emir Twitter'da bir şey yapar mısın senden rica etsem? Bir anket yapar mısın? Fenerbahçe'nin şampiyon olmasına 12 maç kaldı şeklindeki görüşüne katılıyor musunuz diye. 24 transferin en iyi oyuncusu bu. %100. Muhteşem İnanılmaz bir transfer. İnanılmaz oyuncu. Osayi diyor ki, babam Fenerbahçeliydi.
birden. Babam Fenerbahçe. Bu hayatımda duydum. Haftanın bombası ya. Bu haftanın fıkrası. Ekrana getirelim. En saçma cümle ya. Bir ekrana getirin. Niye saçma olsun ya? Ne demek niye saçma olsun? Bunu da mı savunacaksın? O sayıda. Gerçekten savunacağım değil. Savunacağım değil. Ya yapma kurban. Yok savunursun sen ya. O sayede bir dostluğum var. O sayenin babasını da savunurum. O sayede bir dostluğum var. Yapma kurban olayım ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Nereden Osay tanıdın sen bu Osay'ı ya? Osay nereden tanıdın? Hazır mı arkadaşlar? Abi adam babam Fenerbahçeli demiş. Senin baban tamam. O zaman Sumidika'dır yani. Osay gerçekten öyle diyor ama. Diyor, benim babam diyor küçükken diyor ben diyor küçükken Fenerbahçe maçlarını seyrediyordu. Babam Fenerbahçeli. Ben de ondan dolayı Fenerbahçeli. Abi nerede bak, onun şaka yapıyor zannettim. O küçükken Fenerbahçe'nin maçları televizyonda verilmiyordu. Ne yapıyor bu Osay? Kaç yaşındaki Osay? Ya abartarak söylüyorum sen de hemen ciddiye alıyorsun. Bir görelim bakalım. Bir izleyelim. İzleyelim. Adam 23 yaşında 20 sene önce vardır. Var ne büyük adam Allah ya. Ne büyük adam. Nurla doldursun abi inşallah. Hakikaten ne büyük adam. Büyük bir insandı. Buna en uygun adam kim biliyor musun? Burak Yılmaz. Hepsini öptü biliyorsun. Osay'ın babasını vermeyecek misiniz? Bir dakika Osay'ın babası diyor ki ben Fenerbahçe'yim. Osay'ın babasını beraber yaşadığı. Nerede? Babasını beraber yaşadığı. Ben adını yazdım Batu'ya. Birinden 41'i versene. Beraber maç izlemişler. Osay'ın babasını istiyor bu şer. 41'i istiyor bu şer. 41'de ne var? Osay'ın babasını istiyor. 5-1'lik şey. Allah'ım yarabbim. Gerçek mi ya? Ya Allah seni cezanı vermesin ya. Ya oğlum nereden buldun bunu ya? İşte o sahin babası. 5-1'lik kupa maçını koymuşlar. O maçı izlemiş. 43 numara Tiam basketbol formalı bir fotoğrafı var Tiam'ın. Bir ekrana getirebilir miyiz? Yakışmış ama ha. Güzel olmuş. Vallahi hakikaten yakışmış. Bizim basket formaları hakikaten çok güzel biliyor musun? Futbolda mı daha çok gol atar, basket mi atar? Yani şu anda görüntü kaba daha çok basket atar. Basketbolcu tipi var evet. Yani basketbol oynasa daha başarılı yani olur galiba. İyi bir guard olur. Tiam'dan iyi bir guard olur. Bence hemen de takımı değiştirsin yani. Oraya da bir transfer yapmış olur. Yani. Ya bir şey söyleyeyim mi? İş transfer yapmış olur. Bir şey söyleyeyim mi size? Ben Tiam'dan çok umutluydum. Ben de Samatta'dan. Samatta. Ben ya de Cagney'den çok mutluydum. Ya. Evet. Çok Samatta bir, çok sempatik. Ya Samatta'nın bir fotoğrafını verin ya. Biraz Samatta ben sana. 40 ver abi. Ayrı dişleri ver. Bak dişlerine bak. Tam ekran versenize bir. Ya oğlum, tatlı ya. Çok şeker ne adam. Ver abi 6 milyon eurocuk. Çok şeker ya. Ver. Bu ne abi? Ne abi? 6 milyon eurocuk. Herifin dişi yok. Yok. Dalga mı geçiyorsun? Sana mı soracak abi adam dişi olsun? Ya adamın o dişinden Fenerbahçe otobüsü geçer onu öyle ya. Ya sana ne be kardeşim? Ya o kadar da değil artık. Ya ne demek yaptırmamış? Kardeşim bak bir dakika ya. Abi bana soracak tabii. Adam maddi durum olmasa tamam diyeceğim. Yılda 3 milyon euro Fenerbahçe'den oluyor. Bir dişim yaptıramamış. Yaptırmıyor. Ya gelsin ben sponsor olayım. Ona ne Samatta? Yaptım kurban olayım ya. Ya sana ne dişin? Abi dalga mı geçiyorsun sen ya? Görsel bir iş yapıyorsun sen Samatta ya. Show business bu. Manken mi kardeşim bu? Ya tabii ki de manken gibi. Binlerce insan, milyonlarca insan seni izliyor. O diş ne oğlum ya? Ya sana Samatta, ne ya? Ya yapma şey koçum ya, o nasıl bir diş ya? Beni niye göstermiyorsun? Bir göster Alice. Ya bu ne ya? Ya sana ne? Adamın sana o diş bak. Sana ne? O öyle sana diş ayrı. Maça çıkılır mı? Senin yüzünden yarın bu dişimi çektirip tamam buraya altın diş koyarlar. Sen de çıkamazsın oraya. Azeriler çok yapar onu. İranlılar, Azeriler. Ya Allah Allah kimine ilgilendi? Adınız modadır ama. Adınız bir modaydı. Bir dakika. Adamın dişinden ona ne ya? Olmaz. Yaptırıyordur adam belki ya. Hayırsın. Yaptırdığı işi çekmiştir. Sana ne? Seni ne ilgilendirir? Bir gün mesela bir şans yapacağım. Anlatacağım. Bir gün Azerbaycan'da Bakü'de bir otelin lobisinde ismini de vermeyeyim otelin şimdi. Oturuyoruz. Bayağı yıllar geçti tabii bunun üzerinden. Çok güzel böyle bir tane kız var şeyde. Karşı tarafta oturan. Genciz tabii biz de o zamanlar. Mermiye kafa atıyoruz öyle derler ya. Gittim kızın yanına. Merhaba dedim. Şöyle Ertem şöyle bak. Bir günüm seni bütün dişler altın. Bütün dişler altın. Şöyle iyi yaptı. Ama mesela bir zenginlik şeyiymiş o. Tabii tabii öyle. Bazı kültürlerde tabii, öyle değil. Tabii tabii. Hepsi altın dişli. Dedim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya sana ne Samatların dişinden bilmem ne. Ne demek sana ne kardeşim ya. Var mı var odasına gidecek olan? Ben gidiyorum. Deniz hocam gidiyor. Deniz var odasına gidiyor. Evren Turan da gidiyor değil mi? Ben gittim ya. Bir ben kaldım. Burada Metin Korkmaz abime selamlar. Metin abiye buradan çok selamlar saygılar. Bizi izliyor. Çok öpüyorum kendisini. Herkese merhaba. Bugün biraz gergin başladım programa. Sebebi sosyal medya. Sosyal medyada öyle algılar yaratılıyor, öyle pozisyonlar değerlendiriliyor ve bu pozisyonlar fotoğraflar üzerinden yorumlanıyor. Ama işte herkes kendini hakem sanıyor, herkes kendini hakem yorumcusu sanıyor. Bir tweet attım, dalga geçtim artık insanlarla. Fotoğraf üzerinden sarı kart olan pozisyonu kırmızı kart gibi yorumlayanlar, bariz gol şansıyla alakası olmayan pozisyonu bariz gol şansı gibi değerlendiren insanlar artık
ben bile ironi yapacak duruma geldim. Ve bunu programda açıklayacağımı da daha sonra attığım tweette söyledim. Şimdi herkes bildiği işi yapsın arkadaşlar. Fotoğraf üzerinden yorum yapmayın. Kimseyi yanlış yönlendirmeyin. Kayseri Spor Galatasaray maçına değineceğim. Hatta Kayseri Spor yönetimine değineceğim. Tebrik ediyorum Sayın Berna Gözbaşı ve Mustafa Tokgöz'ü yapmış oldukları icraatlardan dolayı ve demokratik bir yönetim sergilediklerinden dolayı. 6 kişilik bir hakem ekibi kurmuşlar. Şu maçtan sonra inanılmaz bir algı ortamı yaratabilecekken Mustafa Tokgöz çıkıp yaptığı açıklamayla bütün algıları dağıttı. En doğrusunu yaptı. Tebrik ediyorum. Her takımın bir tane hakem danışmanı olmalı mutlaka ve her takım bu hakem danışmanıyla çalışarak kamuoyunu, kendi taraftarlarını doğru bilgilendirmeli. Ben bunları dile getirmek istedim. Umarım çok kısa zamanda bu şekilde bir çalışmaya başlar. Bu şekilde çalışmaya başlar bütün kulüpler. İyi akşamlar diliyorum. Doktor Osman Pınarbaşı mesaj yapmış. Diş hekimi. Ben zamanla dişim. Buyur buyur. Abicim ya sen mi olacaksın? Samatlanın dişinden. Allah Allah. Ya bir dakika, bir Samatlayı tam ekrana getirir misiniz? Abi doktorlar gönül koydu bu işe. Ben diyor yaparım dedi. Samatlayı tam ekrana getirir misiniz? Ya sana ne be adam? Ben ne demek sana ne? Bak abicim adam şu. Adam dese ki sen de saçlarını böyle yapma, böyle yap daha iyi olur dese. Ya git estetik ameliyat oldu. Şimdi söylemeyeyim diyorum. Çok yok. Saçını niye ektirdin? Ama bu ekrana çıkıyor bana. Bu nereye çıkıyor? Abi bu süper. Bu nereye çıkıyor? Şu anda nereye çıkmış? Daha performans. Abi olur mu öyle şey? Bakın Di Maria çirkin bir adam olduğu için Real Madrid'e tutunamadı. Bir dakika. Paris Saint Germain de adam ama. Getirsene ekrana. Paris'te Real Madrid. Paris Saint Germain. Ya, yarın, Allah aşkına. Hakem, yarınki hakem. Allah aşkına bunu yapmayın ya. Abdülkadir Bitigen ya, dişçi. Diş hekimi. Diş hekimi. Buyur abi işte. Diş hekimi. Hayda. Abdülkadir kardeşim. Yarın yaparsam atarım. Kardeşin mi? Kardeş olmayalım mı? Ya, yaşıttı sayılır. Bir şey söyleyeceğim. Televizyonda olduğumuzu unutuyorsun. Ya ne alakası var adamın kardeşim de. Ne demişim adama? Kardeşim demişim. Dişçi, ben de avukatım. Dentist. Valla bu arada konusu gelmişken söylüyorum, tıp bayramı bugün. Abdülkadir Bitigen'i de bu konu üzerinde tıp bayramını bütün doktorların tıp bayramını kutluyorum. Bütün sağlıkçıların. Bir dakika bitmedi. Ege Üniversitesi dekanı Necdet Hocam var. Diş hekimi. Çok selamlar. Çok selamlar. Asıl hocaların hocası Doktor Ahmet Çakar'a ellerinden öpüyorum buradan. Çok selamlar hocam. Onu yine ne ara getirdin Ahmet Çakar'a? Müsaade edin de. Ya Allah'ını seversen. Bir diyor. Durun. Bir ekrana. Bışar Özbey'e estetik yaptırsın. Hayır istemiyorum onu. Onyekuru da gel. Onyekuru'ya da bakalım. İstemiyorum onu. Abdülkadir Bitigen'in bir fotoğrafı daha vardı. Ekrana getirebilir misin? Şimdi bak, soruyorlar saçını nerede ektirdin diye. Benim Instagram adresim de var sevgili seyirciler. Reklam olmasın, İstanbul'la başlıyor. Mustafa Bey'i de ektireceğiz. Instagram adresim Ertem Şener. Saçımı nerede ektirdiğimde yazıyor Instagram adresimde. İstanbul nokta nokta nokta. Bu resim ne? Abdülkadir Bitigen. Kim bu? Abdülkadir Bitigen. Yani. Ne yapıyor? Bilmiyorum ne yapıyor. Yok, saçını ya kestiriyor. O değil ya. Abdülkadir Bitigen değil mi? Yok bu abi. Yok yani ama. İnanılmaz benziyor ama bence değil. Abdülkadir Bitigen değil mi arkadaşlar? Abdülkadir Bitigen ise yakışıklı bir arkadaş ama mesela burnunu biraz yaptırsa, biraz ya yanaklar... Ya sana ne be abicim? Sen doğursa, kulakları içeri çektirse yakışıklı bir adam olur. 53 numarayı bir ekran. Abi bu kim? Bu nereden çıktı? Bunu atsana ya. 53 numarayı. Hadi kafayı yedin. Bir dakika dur. 53 numara değil. Abdülkadir Bitigen'in var odası. Dur ya bu kız. Bir dakika, var online. VarOnline.com.tr Abdülkadir Bitigen'in bir VarOnline ekrana gelsin. VarOnline.com.tr'deki şöyle bir karnesine bakalım Abdülkadir Bitigen'in. Neler yapmış, neler yapmamış. Tüm sezonlar toplam var incelemesi 34. 2020-2021 sezonu var incelemesi 13 kez. Bu sezon 13 kez VAR'a gitmiş. Fenerbahçe maçlarında toplam 3 kez VAR incelemesi var. Bir penaltı, bir kural dışı hareket, bir offside. Penaltı var mı? Gustavo, evet. Offside var mı? Serdar Gürler, evet. Kural dışı hareket var mı? Altay Bayındır, evet. Bu kararların ikisi dezavantaj Fenerbahçe'nin aleyhine, biri avantaj olarak dönmüş. Yarın VAR'da kim olur bilmiyorum ama önemli mi hocam Fenerbahçe Gençler Birliği maçının VAR hakemi sence? Yani çok ön plana çıkacak bir isim olmayacaktır. Öyle peki görünüyor. 53 numarayı ekrana getirelim. 53 numara ekrana gelmeden önce, 53 numara ekrana gelmeden önce 2018 yılında dünyanın en çekici atleti seçilen Alicia Schmidt, Alman Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un fitness antrenörü olmuş. Şu anda Borussia Dortmund'daki futbolcuların fiziksel güçlerinin, o mekanik güçlerin bu kadar performansın yüksek olmasının sebebi özellikle Haaland'ın bu hanımefendiye bağlıyorlar. 21 yaşındaki Alman atlet aynı zamanda modellik de yapıyormuş. Instagram'da 1 milyona yakın
takipçisi varmış. Alicia Schmidt'in oldukça önemli başarılara imza atmış. Ben de takip ediyorum. Borussia Dortmund'lu futbolculara bireysel koçluk yapacağı ve salon çalışmalarında da antrenörlük yapacağı yönünde bilgi verilmiş daha önce, yapıyormuş da. Ben abi görüntüyle... Alman kulübü bu şekilde sakatlık problemini en aza indirmiş bir ekrana gelsin. Alicia'yı verelim. Alicia Schmidt... Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Alman kulübü sakatlık problemini en aza indirmiş. İşte Türk futbolunun kurtuluşu. Alişe, sen nerede? Altyapın nerede Ali, senin? Alişe'ye bir transfer dakika. Teklifi. Alişe'ye bak. Bir dakika. Akhisar Spor'a transfer sen, etmek istiyoruz. Sen nerede? Kayseri'de altyapı. Kayseri'de altyapı. Kayseri'de. Böyle hocaların var mıydı senin? Yoktu da olsaymış ki. Yok şöyle yani. Bu motive anlamında. İşte çocuklar bu iş ilerlemiyor. Çok iyi atlet. Futbolcuları bu iş ilerlemiyor. İyi atlet yani. İyi atlet. Onun için söylüyorum. Ben onu Instagram'da takip ediyorum. Takip ediyorum. İyi'den yapılan açıklamada Alicia... Alicia'nın mı okunuyor bilmiyorum ama Alicia herhalde. Borussia Dortmund'lu futbolculara bireysel koçluk yapıyor. Salon çalışmalarında antrenörlük yapıyor. Alman kulübü bu şekilde sakatlık problemini en aza indirgemiş. 21 yaşındaymış. Sakatlığı nasıl indiriyormuş ya? Fitness antrenörü aynı zamanda yaptırdığı antrenör. Tabii engelliyor işte. Öyle antrene ediyor. Tabii. Yani bu çok kas, belli bilimsel, kas gruplarının çalışmasını sağlıyor. Çok bilimsel. Ben zaten bakar bakmaz. Şimdi. Bayağı bilimsel. Bu kadın çok bilimsel bir kadın. Belli kas gruplarının uyarılmasını sağlıyor. Bursaspor kulübün başkan adaylığımla alakalı açıklama. Ertem Şener, ben sana bir şey soracağım. Bir şey sorabilir miyim? Ya oğlum, uyarıldığında 6 katı kadar büyüyen organımız nedir? Ciğer, karaciğer. Hayır. Göz bebeği. Var ya göz. Bak, tıp bayramında güzel bir tıp sorusunun cevabını verdim. Bursaspor kulübü başkan adaylığımla alakalı açıklamamdır diyor. Değerli Bursaspor camiasına demiş Emin Adanur Beyefendi'ye adaylığında başarılar diliyoruz. Bursaspor'un son yıllarda yaşadıkları hepimizi derinden üzmektedir. Bilindiği gibi Mayıs ayında olağanüstü genel kurul heyecanı yaşanacak. Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırabilmek, bu takımı sevenlerin yüzünü güldürebilmek için başkanlığa talip olduğumu açıklamak istiyorum diyor. Saygılarımla Emin Adanur diyor ve biz de başarılar diliyoruz Sayın Başkan adayına. 40 milyon lira nakit para koyacaksa bu işi yapar. 40 milyon nakit para koyuyormuş. 40 milyon o alt yapıyla çok rahat bu işi yapar. 40 milyon TL katkı koyacağımızı belirtmek istiyorum diyor. Ama 40 milyon TL. Bursaspor'un da ayağa kalkması lazım. Bursaspor'un da artık bir harekete geçmesi. Emin Bey'e buradan sevgiler, selamlar. Çok iyi. Şimdi Bışar Alicia'nın yanına gidiyor galiba. Akhisar Spor'a transfer edecek. Gidiyor. Ya da Bursa'ya. Bışar var odasındayken Alicia'yı da yanına koyar mısınız? Lütfen rica ediyorum. Rica ediyorum. Haaland sakatlanmış ama yine. Şimdi bu akşam Galatasaray maçı vardı. Kayseri Spor'a karşı oynadı. Galatasaray oyun olarak 3-0'ı yakalayamadı. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. Skorun 3-0 olduğunu aldanmamak lazım. Mustafa Muhammed ve Falcao'nun birlikte oynaması Galatasaray'da fark yarattı diyebilir miyiz? Bekleneni vermedi. Hayal ettiklerini vermedi şu aşamada ama bence Fatih Hoca bunda ısrarlı ve kararlı olursa muhakkak ki sonuç getirecektir. Özellikle Falcao kendisine burada baston getirenlere bastonlu bir cevap vermiş oldu adeta. Bastonu iade etmiş oldu. Her pozisyonda var neredeyse. Topu alışı, vuruşu, bakışları yani çok istekliydi Falcao. Normal standardına her geçen gün yaklaşacak. Bir de şimdi Mustafa Muhammed de ikili forvet anlayışına yaklaştığı ve alıştığı zaman Falcao ile bu iş biraz da bu ikililer hep alışkanlık. Oynaya olacak şeyler. Ve Galatasaray'ın bu anlayışı her geçen gün daha ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum. Ama bunun dışında işte yönetim ve Fatih Terim arasındaki kavganın bir an önce son bulması lazım. Ben tabii ki de Fatih Hoca'yı eleştireceğim. Bazen bir takım şakalar da yapıyoruz. Fatih Hoca işte Galatasaray'ın hostu diyoruz, hostetsiz diyoruz. Bu işin başka bir boyutu. Ama eğer Galatasaray şampiyonluk istiyorsa yönetim ve Fatih Hoca bir an önce en başta kendi içinde o takım olgusunu yakalayamadan şampiyonluktan söz etmeleri mümkün değil. Bak Beşiktaş'ta hiç atakta yok neredeyse. Bir an önce yönetimin ve Fatih Hoca'nın kendi arasında birliği sağlayıp bunu takımdaki diğer oyunculara sirayet ettirmesi gerekiyor. İyi akşamlar diliyorum herkese. Sevgili Bışar Özbey ve Alicia Schmidt beraber vallahi yanına, bu arada
Benim çok sevdiğim, çok ama önemli yan bir oyuncu, değil mi? Gerçek yani. Sanatçı, aynı zamanda spor yazarı, iyi bir televizyoncu Yalçın Dümer abime buradan çok selamlar. Selamlar, sevgiler. Çok önemli bir televizyoncudur, iyi bir Galatasaraylıdır, iyi bir oyuncudur, önemli bir sanatçıdır. Yalçın Dümer'e buradan selamlar, saygılarımı gönderiyorum. Bir ayak süt müdürüm, emniyet müdürümüz seyirciler. Diyor, bak ona çok selamlarımı söylüyorum. Emniyet müdürümüze saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Başka var mı arkadaşlar? Giresun, selam bende çok var. Selam. Hakan Altın çalmadım bugün. Hakan Altın'ı verin arkadaşlar. Hakan Altın'ı verin mi? Selam. Bir dakika, sırayla. Söyledim önce mi? Deniz Evren Turan, tamam. Selam. Ama Hakan Altun'un şarkısını tamam. Alalım Hakan abinin. Giresun Taflancı köyüne selamlar yolluyorum buradan oradaki kardeşlerimize. Bir de Onyekuru'ya ve yılın asistini yapan Feguli'ye selam yolluyorum. Unutmaya başlayalım. Öyle sen söyle hocam ya. Onları söyler misin? Benim Instagram adresimi verir. Ben mi söyleyeyim? Bu bayramı için. Hakan Altun'u bağla. Tıp bayramı için Doktor Elif Er Yılmaz ve Doktor Erkan Er Yılmaz. Dış hekimi Şule Kasnak. Laborant Aykut Özkök. Tunağan Dağ, Firdevs Gelgeç. Odometrist Talha Aydemir. Tamam. Ben de Türkiye. Sırayla gidiyoruz. Çabuk hocam. Hemen hızlı hızlı gidiyorum. Erkan Bakıcı Eyüp Parmak. Fethiye'den Cüneyt İlter. Belçika'dan Urfalı Ahmet Öztürk ve Berivan Öztürk. Almanya Dortmund'dan Ömer Karadere. Antalya'dan da Vedat Kaçar ve eşine selamlarımı gönderiyorum. Sevgili Yavuz Uluçay kardeşime buradan kocaman sevgiler gönderiyorum. Yavuz Uluçay'a çok çok sevgiler. Oğuzhan Erdoğan'a sevgiler. Kim bu arkadaş? Vallahi göndermişler. Instagram'dan bakıyorum. Serdar Şentürk, çok öpüyorum Serdar'ım, seni seviyorum. İyi ki varsın Serdar'cığım. İyi ki varsın, Serdar'ı ve çocuklarını öpüyorum. Ben söyleyeyim Instagram mi? Adresim ekranda. Ben söyleyeyim mi? Manisa'dan Mesut Aksüt, Oğuz Aksüt abilerimi öpüyorum. Sevgiler, saygılar. Balıkesir'den Murat Ustalı kardeşimi öpüyorum. Selamlarımı yolluyorum. Davut Yüce abime sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Tıp bayramı, aile hekimim Doktor Gökçen Ökmen'e sevgiler, selamlar. Polis gazetesi yönetim kurulu başkan yardımcısı Yakup Demircioğlu abime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Hollanda'dan Burak Aktay'a selamlar. İlk defa ben de bir selam söyleyeyim. Kayseri'den Ersan Erkan'a selamlar. Instagram'dan geliyor bol bol. Sesi biraz yükseltir. Mert Güler'e, Almanya Esen'e selamlar. Sesi yükseltir misiniz? Mert Güler kardeşim, Almanya Esen. Kapatmadık. Kapatmadık.